Seyirciler, Ufuk Ötesi programımıza hoş geldiniz. Her hafta çarşamba akşamı saat 21'de 4 yorumcu olarak ben Sedef Kabaş, Canan Ataklı, Mehmet Ocak'tan ve Ankara stüdyomuzda programımıza katılan Mustafa Balbay, Türkiye'nin en sıcak siyasi ve ekonomik gelişmelerini özgür bir şekilde sizin için tartışıyoruz, masaya yatırıyoruz. Bu akşam da, bu hafta da gördüğünüz gibi aslında gündem epey yoğun. Çok kritik gelişmeler oluyor Türkiye'de. Biz de cesaretle bu gelişmeleri doğru bir şekilde okumaya, yorumlamaya ve sizlere aktarmaya çalışacağız. Önümüzde neler var konu olarak? Boğaziçi Üniversitesi'ne vurulan kelepçe var. Tabii ki aslında bu kelepçe tarihe geçmiş bir görüntü sunuyor bize. Ve bir kelepçenin ötesinde aslında özgür düşünceye, eleştirel düşünceye, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillere vurulmuş bir kelepçe. Böyle de sembolik bir anlamı var. Dolayısıyla Boğaziçi'nde neler oluyor bunları konuşacağız bu akşam. Öte yandan önümde çok sıcak bir kamuoyu yoklaması var. Aksoy araştırmaya ait olan. 23 Haziran seçimlerine birebir neredeyse doğru bir şekilde tahmin eden bir araştırma şirketi ve bu araştırma şirketinin son kamuoyu yoklamalarında hangi partinin ne kadar oy aldığı, Millet ve Cumhur İttifakı'nın ne durumda olduğu ve özellikle Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni rakiplerinin kim olduğunu konuşacağız. Yine bir konuşacağımız başka konu artık AKP'nin neredeyse parti kültürü haline gelmiş olan sistematik linç. Yani muhalefette sesini biraz duyuran, kamuoyunu oluşturabilme gücüne sahip olan kim varsa öyle ya da böyle sözleri çarpıtılarak, cımbızla çekilerek tam anlamıyla bir linçin, sistematik bir linçin öznesi haline geliyor. Bu siyaset nereye kadar gidecek ve bu linç politikasının maliyeti nelerdir? Bunları da konuşacağız ve tabii ki ekonomiyi konuşacağız ve tabii ki sağlığı konuşacağız. Aşı konusunu konuşacağız. SMA'lı çocuklarla ilgili başlatılmış ve Türkiye'nin her kesiminden destek almış kampanyaya birilerinin kirli demesinin ne anlama geldiğini de Ufuk Ötesi'nde değerlendireceğiz. Şimdi bu girizgahtan sonra o tarihi görüntü ya da fotoğrafı ben önce değerli yönetmen arkadaşımdan rica edeyim. Tarihe geçmiş bir görüntü gelecek şimdi karşımıza. Boğaziçi Üniversitesi'nin kapılarına vurulan o kelepçe. Şimdi bunun üzerine yorumlara başlayacağız. Sayın Ataklı, önce size söz vereyim. Artık ederim. İşin bir klasiği oldu. Bu fotoğrafı nasıl yorumluyoruz? Şimdi bu çok kasıtlı bir şey. Şimdi bugün GAYA şeyden açıklama geldi Emniyet Müdürlüğü'nden. Efendim işte bunun yapılmasına soruşturma açtık. Çünkü bu bir işgüzarlık. İşte bunu yapan evet. Polisler de işte o anda çaresiz kaldık. Kapıyı kapatacak elimizde hiçbir şey yoktu. Kelepçeler aklımıza geldi. Bunu ben inandırıcı bulmuyorum. Yani bu böyle olma ihtimali var mı? Belki bir küçük ihtimal var ama ağırlıklı olarak bu bir algı oluşturmak üzere bana göre verilmiş bir mesaj. Yani ama bu konuda ben kısmen polislerin bir kısmının bu konuda duyarlı olabileceğine inanıyorum. Çünkü o polislerin evlatları, abileri, yakınları, çevrelerinde de Boğaziçi'liler var. Ama ve dolayısıyla o bilgiyi tekrar edelim. Enteresan bir haber çünkü o. Toygun Atilla'ya ait olan Hürriyet gazetesi de bunu haber yaptı ilginç bir şekilde. Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısına vurulan kelepçeye emniyetteki kimi polis şeflerinin bile pes dediği yönünde bir haber. Evet, zaten güzel olan o. Evet. Yani bunlar böyle yapılır ama bir şey söyleyeceğim. Yani mesela Obama Tayyip Erdoğan'la telefon konuşması yaptığını belirten Beyaz Saray açıklamasında yanında bir tane beyzbol sapası vardı. Şimdi tabii herkes dedi ki bu ne oluyor? Çünkü Amerika bir takım semboller yapar. Beyaz Saray ne dedi? Hayır dedi, öyle bir şey yok. Sayın Başkan işte oğlun kızın bir şey için hemen öyle yaptılar. Yani bahanesi kolay. Şimdi bugünkü habere bakıyorum. Toygun Atilla bildiğimiz ciddi bir gazeteci arkadaşımız.
böyle almış olabilir haberi. Hı-hı. Ama bu önemli değil. Zaten bu bütün polisler, bütün emniyet müdürlerinin bileceği bir iş değil ki. Kardeşim tak kelepçeyi derler. Bakın bu Almanya'daki bir dönemde ki bazı şeyleri çok andırıyor. Propaganda yöntemlerini. Şimdi bunu herkes bilmez. Herkes anlamaz ama siz birine bunu yaptırırsınız. Bu toplumda bir algı yaratır. Diyor ki bakın 180 küsur üniversite var. Bunların yarısı devlet üniversitesi, yarısı özel üniversite. Buraya bu şeyi taktığınız an kelepçeyi bütün üniversitelere mesaj gönderiyorsunuz. Eğer bir şey yaparsanız canınızı okuruz. Sonra ne oluyor? İşte orada bir itiş kakış, öğrenciler bir kısmı gözaltına serbest bırakılıyor. Güzel. Sonra bir bakıyorsunuz sabah, sabahın dördü, birçok çocuğun evi basılıyor filan. Sonra bir efendim şey çıkıyor, açıklama çıkıyor. Ya siz biliyor musunuz canım, bunların hiçbiri Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi falan değil, bunların hepsi provokatörler filan. Şimdi ben de bu sabah bir öneri getirdim. Kabul dedim, belki olabilir mi? Evet olabilir, provokatör. O halde bütün bu gözaltına alınan ve sizin üniversite öğrencisi değil dediğiniz kişileri yarın getirin üniversite öğrencisinin önüne koyun. Evet. Deyin ki bakın sizi tahrik edenler bunlar. Ve oradaki öğrenciler tanıklık etsin. Aa evet desinler ya, bunlar aramızdaydı ve hakikaten biz onları öğrenci zannediyorduk. Hayır, böyle bir şey de yapmayacaklar. Bu bir tür üste çıkma operasyonu bana göre. Ama beni esas şaşırtan, ya ne oluyor ben merak ediyorum. Mesela Bahçeli, bakın şimdi Bahçeli'nin ya yani böyle bir açıklama olamaz. Bunu bir siyasi parti genel başkanı söylüyor. İşte şöyledir böyledir, başları ezilmelidir diyor ya. Nerede o? Darbeler arası mukayese yapmak, bir dakika. Bu bir dakika geliyor, hız verdiğini Bahçeli darbe... Kaos. Evet. Yani onu göreceksiniz. Tamam, onu yani, siz şimdi, bir yandan bulmaya çalışın. Yani bir yandan bir şey oluyor yani aslında bu. Tabii ki bu öğrencilerin evlerine yapılan, sabaha karşı yapılan polis baskını geniş kesimler tarafından büyük bir eleştiri konusu oldu. O görüntüler sosyal medyada da yayınlandı. Yani gerçekten tam donanımlı böyle hani özel tim gibi polisler. Bütün terörle mücadele adeta basıyor. Adeta terörle yani. Mücadelele aslında görevli olan polisler adeta IŞİD teröristlerinin sığınağını basıyormuş gibi bir görüntü ortaya koydular. Ya bunlar aslında öğrenci. Yani Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri. Ve suçları ne diye soracak olursak, tabii suç derken tırnak içinde kullanıyoruz. Üniversitelerinde demokrasi istiyorlar. Yani özgür bir şekilde seçimler olsun istiyorlar. Yukarıdan atamayla gelmiş bir rektörü hakları olan protestoyla istemediklerini ifade ediyorlar. Gayet de aslında yaratıcı şekilde de protestolarına devam ediyor Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri. Ama siyasi kanattan işte Devlet Bahçeli'nin açıklaması olsun, Ömer Çelik'in açıklaması da şuydu, hatırlatmak anlamında söylüyorum. Bu protestoyu yapanlar siyasi fanatizm içinde dedi. Evet. Şimdi bir şu şeyi okuyayım hani belki Usta şey üzerinden gider. Açıklamasını şimdi. Yok ki bak. Okuyun. Bir süredir İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan rektörle ilgili suni itiraz ve organize tepkiler gündemdedir. Kanuna uygun bir atamaya terör yöntemleriyle karşı çıkmak, bu vesileyle Boğaziçi Üniversitesi'nden bir Gezi Parkı kalkışması çıkarmaya niyetlenmek başı ezilmesi gereken bir komplodur. Şimdi bu başı ezilme dediğiniz an, yani tabii diyecek yani ben komplonun başı ezdim. Ama bir komployu kim düzenliyor? Yani bunu bir ortaya çıkarmak lazım. Çünkü Bahçeli de muhalefetteki bir lider değil, yani ortaya iddia atmak ilk iktidarda bizzat fiilen buna müdahale etmesi gereken bir konumda. Bunu da bilmiyorum, belki arkadaşlarımız da değerlendirirler ama bana çok vahim geldi bu sözler. Mehmet Bey. Şimdi tabii ben o kelepçe fotoğrafı görünce açıkçası gerçekten çok Türkiye adına endişelendim. Bu çok endişe verici bir şey. Yani AK Parti iktidarı aslında bütün bunların anlamı şu. Boğaziçi'ni fethetti. Kendi tırnak içinde, kendi anlayışı içinde fethetti. Şimdi bu üniversiteye baktığınız zaman mesela bu bütün bunların hangi dönemde oluyor? AK Parti iktidarı döneminde oluyor.
Boğaziçi Üniversitesi 28 Şubat sürecinde başörtüsünün en sıkıntılı dönemlerinde özgür başörtülüleri alan ve özgürlükçü davranan bütün öğrencisiyle de destek öğrencisiyle de evet. Şey yapan birisi, bir üniversiteden söz ediyoruz. Hatta Üstün Ergüzer'in bir şeyi var. O kitabında da şey yapıyor. Yani o baskıların yoğun olduğu dönemlerde işte polis diyor ki eğer akademinin önüne, üniversitenin önüne polis getirirsek orasının garnizondan ne farkı olur? Yani akademik özgürlüğü şimdi bunu AK Parti şimdi bütün kurumları fethetmek üzere son dönemdeki yaptıkları bu. O yüzden bir de tabii şeyin organize tepki dediğin nedir? Organize okul tepki. Bahçesinde ya. Kardeşim yani organize tepki öğrenciler bir araya gelmişler, organize olmuşlar bir tepki gösteriyor. Ya bu bir demokratik hak. Yani demokraside insanlar bir araya gelerek bir eylemde bulunurlar, protestoda bulunurlar. Yani bunu nasıl hayır, şöyle yapmamız lazım herhalde. Biz AKP'den ya da MHP'den bu Cumhur İttifakı'ndan bir reçete alalım. Yani protesto hakkı anayasal bir hak. Elbette. Bir lütfen bir reçete yazın. Ne yaparsak protesto oluyor. Ne yaparsak suç oluyor. Yani şimdi protesto edeceğiz mesela. Hani ne olur anlatın. Nasıl protesto edersek suç olmuyor. Bize söyleyin bir reçete sunun. Madde madde. Hani ona göre protesto yapalım. Aslında tabii AK Parti iktidarının görmediği bir şey var. Ben çoğu şeyini tanıyorum. Bir yığın muhafazakar AK Partili kesimlerin çocukları var orada okuyorlar. Ve AK Parti aslında yani kendi şey açısından baksak mesela AK Partili bir milletvekili ben milletvekilliği yaptım ama şu anda milletvekili olsam baktığım şey şu olur. Ya bu nasıl bir şey olur kardeşim? Biz kendi ayağımıza kurşun sıkıyoruz. Zaten AK Parti özellikle son 5-10 yılda gençlik kesimleriyle bütün bağını koparmış. Yani hiçbir yani yeni genç kesimlere sorun. Hiçbirisi AK Parti'ye şu andaki öyle bir yüzdeleme, bir oransal bir şeye baktığınız zaman en genç kesimlerden en az oyu alan partilerden bir haline gelmiş. Yani kendi gençlerini, bir tane benim arkadaşım var diyor ki, kardeşim evde diyor işte ben AK Parti falan diyecek oldum. Demiş ki ne AK Partisi'ni diyorsun? Yani bizim üniversitemizin kapısına kelepçe vuran bir iktidar mı? Nasıl bir parti yani? Dolayısıyla evde diyor şeyle, o kendisi hala böyle bir AK Parti ile şeyleri bağları güçlü olan birisi. Diyor ki çocuklar hiçbir şekilde genç kuşaklar hiçbir şey ben diyor zaten nasıl ikna edeyim? İkna edemem çünkü biz dedik ki kardeşim AK Parti'nin 2002 seçim beyannamesi var. Yani üniversiteye akademik özgürlüğün sonuna tabii kadar açılacağı bilmem bir yığın şey söylemiş. Yani kendi ayağına aslında kurşun sıkarak hani geriye doğru gidiyor ama. Hani atanmışlar seçilmişleri yönetmeyecekti. Yani şimdi tabii bütün bunlara baktığınız zaman aslında AK Parti'nin son dönemde yaptıklarını özellikle son 5-10 yılda yaptıklarına baktığınız zaman aslında bunlar çok yadırgatıcı değil. Çünkü bütün kurumların özellikle de tabii Türkiye'nin en gözde üniversiteleri nasıl bunlar şey olur kardeşim? Biz neyi baştan talimat veriyorsak, biz ne belirlemişsek herkes ona göre şekil alacak. Yani bunu doğrudan söylesen, söyleyip söylememen önemli değil. Ama yapılan icraat, ortaya konan şeyler artık herkes tek tipleşecek. Evet. Ve kimse eleştirel düşüncenin gelişebileceği ortamların olmaması gerekiyor. Aslında ne kadar sembolik oldu değil mi? Yani özgür düşünceye karşı olmak, seçime karşı olmak, eleştirel düşünceye karşı olmak, entelektüel birikime karşı olmak, bilime karşı olmak, gençlere karşı olmak hepsini barındırıyor aslında o kelepçe. İşte elitist şey vardı ya, elitist tanımı aslında şu diyor kardeşim böyle okumuş, etmiş, bilmem işte dünyadan haberdar olan, iyi eğitim gören, akademik anlamda dünyada yine de Türkiye'nin yüzünü güldüren verse bunlar ben bunu istemiyorum diyor kardeşim. Böyle bir şey istemiyorum yani bilim, ben. Bilim, ilim, akademi, okumak, eğitimli olmak, yabancı dil bilmek, dünyayla entegre olmak,
bir kültür altyapısına sahip olmak bunlar? Niye? Çünkü ben her zaman söylediğim bir şey var, o tezimde şeyim. Bütün İslam toplumlarının geçmişine baktığınız zaman, bütün süreçlere bakın, itaat kültürü esastır. Hmm. İtaat edecek, kul olacaksınız, birey değil. Kul olacaksınız ve devlet size neyi tarif etmişse, nasıl tarif etmişse ona itiraz etmek, eleştiri getirmek fitnedir, fesattır. Onlar fitnecidir. Çünkü tepede bir işte sultan var, padişah var, neyse bütün dönemlerde öyle olmuş. Yani bu toplumun genlerinde böyle bir şey var maalesef. İşte onun için zaten her türlü tepkide önce kamuoyu ayaklanıyor. Bu devletimiz diyor, buna nasıl konuşursun falan. Zor bir durum. Evet. Yok, kamuoyunun hepsi de devletimize karşı nasıl canım, konuşursun demiyor. Yani... Hayır hocam, olur mu canım? Öyle demiyorum zaten. Yani o taraftan ayağa kalkıyor. O taraftan, evet. Ama çok şeydiler. Yani seslerini duyurma kabiliyeti hepimizden fazla. Şimdi şöyle düşünelim aslında. Öğrencileri elitist diyenler kim? Sarayda oturanlar. Hani böyle de bir ironi var. Yani Boğaziçi Üniversitesi'nin elitist olmakla suçlanan ya, öğrencileri... Üniversite ayrıcalıklı mı diyor ya yani? Şöyle... Türkiye'nin kaliteli üniversitelerinden biri. Ha, kaliteliliği ama, elit kaliteli. Ama o kaliteli üniversite, tamam, sorun 160 orada yani. Yıllık bir üniversite, 160 yıllık bir kültür geleneğiyle, kütüphanesiyle, hocalarıyla, yetiştirdiği öğrencilerle, mezun ettiği insanlarla bir ekol, bir kültür Türkiye'nin göz bebeği. Anadolu'nun her yerinden zeki, çalışkan çocukların bileğinin hakkıyla, aklının gücüyle kazandığı ve okumaya gittiği bir üniversite. Torpilin işlemediği, partizanlığın işlemediği, kayırmacılığın işlemediği, paranın işlemediği bir üniversite. Tamam, o zaman elit işte, daha ne istiyorsunuz ya? Ama yani para işlemiyor, torpil işlemiyor, yani nüfuz işlemiyor. Bütün, yani tabii ki elit. Bir de mesela oradaki şeylere bakın. Sivil etkinlikler anlamında orada önemli konferanslar oluyor mesela. İşte Ermeni konferansı orada oldu, insan hakları ile ilgili belli konferanslar orada oldu. Üniversite öyle bir yer zaten. Yani. Dolayısıyla yani bu böyle bir şey olamaz. Yani devletin ya da iktidarın neyse kontrol dışına çıkan böyle farklı düşünceleri ortaya koyan insanlar makbul insanlar değildir. Bilemiyoruz ama sarayda oturanlar, yalıda oturup haber yapanlar, ihale manyağı haline gelmiş trilyonlarca servet yapanlar, çoluk çocuk evde, kasalarda milyonlarca avroyu ve doları istifleyenler, özel uçaklarla ve lüks makam araçlarla gezenler, 50 bin dolarlık yani 350 bin TL'lik çanta takanlar Boğaziçi Üniversitesi'nin öğrencilerine elit diyorlar değerli izleyiciler. Yani... Bunu da kayda geçirmiş olalım ve hemen Ankara'ya dönelim. Sayın Balbay, tarihi fotoğrafla başladık. Yani Boğaziçi Üniversitesi'nin kapılarına vurulan o kelepçenin hangi değerleri aslında sembolik olarak barındırdığını da yorumladık. Hem sizin değerlendirmenizi alalım hem de ötesinde bu Ankara bütün bu sürece baktığımızda geri adım atacak mı? Ben şahsen atılmayacağını düşünüyorum. Yani Ankara'nın daha da sertleşeceğini düşünüyorum. Ama tabii sizin tecrübeniz dışında farklı bir yorum da olabilir. Buyurun efendim. Teşekkür ediyorum. Şimdi tabii sevgili Ataklı'nın ve Ocaklı'nın genel değerlendirmelerini tümüne katılıyorum. Biraz daha stüdyoda sesi olmayayım. Duyabilir miyiz ancak, Mustafa Balbay'ın sesini? Ancak bazen bir fotoğraf ya da bir an, bir söz bütün bu dönemi özetler. Gerçekten de bu üniversitenin kapısına kelepçe vurulması bu dönemin üniversitelere bakışının, gençlere bakışının özetidir aslında. Şimdi üniversitelerle ilgili bu iktidarın genel anlamda durumuna baktığımızda önce şunu söylemek isterim. AKP iktidarı gelirken birinci sözlerinden biri şuydu: yökü kaldıracağız. Şimdi görüyoruz ki bu sözünü tutmuş. Yökü kaldırmış, üniversitelerin tümünü saraya bağlamış. Artık o geçmişte beğenilmeyen, antidemokratik bulunan yok bile yok. O artık yok hükmünde.
birebir saraya bağlamış. YÖK'ün tek işlevi, örneğin Boğaziçi Üniversitesi için 100'den fazla kişi başvurmuş. Adeta iş ve işçi bulma kurumuna başvurur gibi. Ya ben de rektör olayım, ben de olayım, vallahi ben daha layıkım gibi. Onların içinden saray seçmiş, YÖK de istenen kişiyi listeye koyup vermiş. Başka hiçbir işlevi kalmamış. Bu birinci fotoğraf. İkincisi, tabii şu anda Türkiye'de 209 üniversite var. Bunlardan 131'i devlet üniversitesi, 78'i vakıf üniversitesi. Bu üniversitelerin çok büyük bir bölümünü zaten bugünkü iktidar mantığı ele geçirdi. Örneğin 86 üniversitede, 86 hukuk fakültesinden en az yarısının dekanı hukukçu değil arkadaşlar. Hukuk fakültesinin dekanı hukukçu değil. 1, 2, 3, 5 değil, yarısı. İkinci, üçüncüsü, yine buradan devam etmek gerekirse, Türkiye'de çok köklü bir anayasa değişikliği oldu. Sistem değişikliği oldu. Ve bugün de bu sistemin nereye evrileceği belli değil. Son 3 yıl içinde, 2001'deyiz, 2021'deyiz. Son 4 yıl içinde yapılan bu yoğun tartışmaların arkadaşlar, hiçbirinde bir hukuk fakültesi çıkıp anayasa değişikliği öyle değil böyle olur. Ya da destekliyorum, çok güzel bir iş. Ya da şu yanını böyle yapın demedi. Çok hakikaten, hani çok sık karşılaştırma yapılıyor ama darbe dönemi olsa bu kadar böyle olmazdı. En azından usulen hani 12 Eylülcülerin aldı kaçtı gibi profesörleri kendi periferlerine alıp anayasa yapmaları gibi, o dönemde bile hani usulen böyle bir heyet kurulmuştu. Biz böyle bir sürecin içinden geçtik. Ama Sayın Balbay, dikkat edin hani şimdi demesinler. Gelişe. Sayın Balbay, sizin için de demesinler darbe sempatizanı, darbe istiyor. Darbe dönemlerinde de böyle, darbe dönemlerinde bile böyle olmamıştı dediniz ya. Yine böyle sözünüzü cımbızla alıp sistematik bir lince maruz kalmayın. Vallahi Ankara'da stüdyo biraz darbe desem herhalde ondan da darbe çıkaracaklar. Evet. Hakikaten o hale geldi Türkiye'deki tablo. Stüdyo biraz darbe desem darbe çıkaracaklar. Onu da herhalde ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Şunun da altını çizelim arkadaşlar. Bu iktidarın üniversitelere nasıl baktığını, nasıl kullandığını görmek için şu istatistiği de paylaşalım. 15 Temmuz'dan sonra 16 üniversite kapatıldı. FETÖ'cü olduğu için. Bu 16 üniversitenin 15'i AKP döneminde kuruldu. Sadece biri, o da arkadaşlar da bilecektir, öteden beri bilinen Fatih Üniversitesi, zaten hani bir üniversite öteden beri bilinirdi yakın FETÖ'ye diye. Ama ondan sonra kurulan 15 üniversitenin tümü bu iktidar döneminde kuruldu. Yani üniversitelerin bir bilim yuvası olmaktan çok kendilerine ait bir örgütlenme, bir yapılanma, bir hükmetme yeri haline getirdiler. İşte onun fotoğrafını görüyoruz biz Boğaziçi Üniversitesi'nde. Hani biraz önce söylediklerim tek tek konuşuldu belki ama o kelepçe her şeyi özetlemiş oldu. Yine bugün ne yazık ki alıştığımız demeyeceğim ki aramızda en alışmayanı Can Ataklı, ama hiçbirimizin de olumsuzlukların hani ya böyle oluyor demiyoruz. Geri gelişi altını çiziyoruz. Şu anda 7 üniversitenin rektörü eski AKP milletvekili. Bunlar böyle hani Anadolu'daki üniversiteleri küçümsemiyorum. Ama şöyle düşünün, Ankara Üniversitesi, Cumhuriyet'in Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin Üniversitesi, Mülkiye'nin Üniversitesi, şu anda Ankara Üniversitesi'nin rektörü bir eski AKP milletvekili. Sayın Balbay, herhalde bunlar tamamıyla... Tamamıyla bir tesadüf, çünkü Ömer Çelik iddia ediyor ki böyle bir kayyum, yani atama rektörünü istemeyen öğrencilere bunu yapanlar siyasi fanatikler dedi Ömer Çelik, AKP sözcüsü. Şimdi sizin söylediğiniz ise AKP'lilerin rektör olarak atanması. O zaman sormak lazım. Kim siyasi fanatizmin örneğini veriyor?
Tabii ki o zaman 9 Eylül Üniversitesi'ne tesadüfen AKP İzmir Milletvekili Sayın Hotar atandı. Ege Üniversitesi'ne tesadüfen AKP'nin Edirne Milletvekili atandı. İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul eski GATA düşünün, oranın rektörlüğüne tesadüfen yine AKP eski milletvekili Erdoğan atandı. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin rektörlüğüne o atandı. Şu anda 7 üniversitenin, 12 üniversitede de rektör AKP milletvekillerinden birinin birinci dereceden akrabası. Bunlar mı tesadüf? Gerçekten hani bütün bunların bir fotoğrafı oldu Boğaziçi Üniversitesi, ama yani bu gidişe dur demenin yolu elbette toplumsal meşruiyetin dışına çıkmadan, yani üniversiteler bu toplumun geleceğidir, göz bebeğidir. Tavrını koymak gerekiyor. Hani hepimiz bilinen bir örnektir. Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya yıkılmış. Berlin 5/4 harap. Soruyorlar Almanlara, nasıl bu sorunu, nasıl bu enkazı kaldıracaksınız? Alman yöneticilerinin meşhur yanıtı şudur: aşarız. Almanya'nın üniversiteleri var. Nitekim şu anda da Almanya'da bu şeye karşı, salgına karşı Koch Enstitüsü bütün kararları onlar veriyor. Merkel vermiyor. O iktidar ona uyuyor. Üniversitelerin böyle bir önemi vardır. Geçmişte yine de bizim üniversitelerimiz ne olursa olsun Cahit Arf'ları yetiştirdi. Dünya ölçeğinde buluşlar yapmış olan. Yine tekrar altını çizmeden geçemeyeceğim. 1940'ların 37 yılının sonu, 37 sonu Almanya'da Hitler Almanyası başlamış, bilim erozyona uğramış. Einstein Ankara'ya mektup yazıyor Atatürk'e. Buradaki bilim insanları sizde görev yapsın diye. Başta Profesör Hirsch olmak üzere merak edenler baksınlar Almanya'dan Türkiye'ye gelen bilim insanları diye. Türkiye'de özgürce bilim yaptılar. Ama şu anda Türkiye'den insan, bilim insanları maalesef daha özgürce bilim yapmak için Almanya'ya gidiyorlar ve derşi bir gele kapak oluyorlar. Evet. O kapak herkese aslında. O kapak bu iktidara. O kapak Türkiye'deki beyin göçüne. Evet. Burada son bu konudaki değerlendirmem şu olsun Sedef Hanım. Ahmet Taner Kışlalı'nın çok sevdiğim bir sözü var. Diyor ki aydın olmanın ölçütü bilgi değil, tavırdır. O nedenle hakikaten Türkiye'deki aydınlarımız, öğrencilerimiz, bilim insanlarımız bu gidişe bir yerde dur demek durumunda. Hepimizin burada sorumluluğu var. Eksik yapıyorsan benim de sorumluluğum var. Yani biz daha etkin söylemiyorsak bizim de sorumluluğumuz var. Ama herkesin bu gidiş ülkenin kurumlarının kesilmesi, yok olması demek, üniversitelerin yok olması demek, devletin temellerinin yok olması demek. Böylesine vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. Bulunun bu atama bardağı taşırmıştır. Eğer taşırmadıysa da yazıklar olsun o zaman diyorum. Evet. Bir ekleme yapabilir miyim? Çok güzel bir özet yaptınız. Evet. Burada esas acı olan zaten Mustafa Balbay da son cümlesinde oraya geldi. Biz alalım topu buradan. Bakın bu ülkenin akademisyenleri, üniversite görevlileri, profesörleri, doçentleri, asistanları 12 Mart ve 12 Eylül faşizminde bile çıkıp direnebiliyorlardı. Çıkıp görüşlerini açıklıyorlardı. Çıkıp dayanışma içinde olabiliyorlardı. Bakın bugün bir üniversite az önce saydı. Kaç tane üniversite, yani Boğaziçi, evet, hani elit dedikleri işte onun için. Oradakiler ayaklanıyor ya, bunlar elit. Çünkü öbürleri zavallı insanların olduğu diye kabul ediyor. Oraya bütün AKP milletvekillerini falan atamışlar rektör diye. Çıt çıkmıyor bakın. Boğaziçi Üniversitesi'nde böyle bir olay olur. Bir tek üniversiteden bile açıklama yok. Ne üniversiteler arası kuruldan, ne YÖK'ten, ne tam tersi Sayın Cumhurbaşkanımızın bize işaret etmiş olduğu yolda biz böyle gidiyoruz, bu anarşistleri, teröristleri takmıyoruz diyorlar. Bakın Boğaziçi Üniversitesi'nden de bir şey gösterdiler efendim, öğretim görevlileri arkalarını döndüler. Şöyle bir saydım, 20-22 kişi falan. 450 öğretim görevlisi var. Ben en son seçime girenleri söylüyorum. 470 bine. Bu kadar öğretim üyesi bir tanesi bile, işte o sırtını dönen 20 hariç, hiçbiri ne tepki gösterebiliyor, ne bir bildiri yayınlayabiliyor, ne karşı çıkabiliyor. 1977'de ODTÜ'ye de benzer bir şekilde Hasan Sağlam. Yok Hasan bir şey rektör atamıştı, Süleyman Demirel.
üniversite ve mesela oradaki profesörler çıkıyorlardı, diyorlardı ki istifa ediyoruz. Kendi terfi şeylerimizi, meslek ne derler, terfi şeylerimizi yakarak ondan vazgeçerek istifa ediyoruz diyorlardı. Ama bugün üniversiteler yüksek liseler haline getirildi. Yüksek liselerin başına da rektör falan atamıyorlar. Müdür atıyorlar, genel müdür. Evet, AKP kimleri rektör atıyor? Ama burada işte yazalım. Bir şey var. Şimdi tabii çok da haksızlık etmemek lazım. Bütün o süreçlerde, darbe dönemlerinde bile sonuçta bir hukuk işliyordu. Ah işte. İyi kötü tabii, hukuk işliyordu. Tamam, korku var şimdi ama yani. Korku. İnsanları alır içeri atarsın ya da görevlerinden uzaklaştırır temizlersin. Bir de Balbay'ın söylediği şey var, bir benim hatıram var. Şimdi bakın, burası çok önemli. Bakın, burasının altını çizelim. Darbe dönemlerinde bile hukuk işliyordu diyorsunuz. Evet. Kendi mantığı içinde hukuk tabii, işliyordu. Tabii. Bak, yani oradaki şey diyordu ki... Şimdi AKP'nin iktidar olduğu bu dönemde hukuk dahi işlemiyor diyorsunuz. Öyle. Ve şimdi çünkü... AKP, böyle bir dönemde iktidar olan AKP, kendisine muhalif olan her kim ise darbeci olmakla suçluyor. Kesinlikle. Hiç orada bir şüphemiz yok. Şimdi dedi ya, hep FETÖ'nün açtığı üniversitelerin çoğu bu dönemde açıldı. 2010 yılında Bursa Teknik Üniversitesi'nin yasasını çıkardık. Benim de imzam var. Her hafta sonu gittiğimizde bir kampüs yeri arıyoruz şehrin içinde. Avuç içi kadar yer yok. Bir tek Yıldırım bölgesinde eski köy hizmetlerinin olduğu yer var. Dedim ki, ben niye bekliyoruz ki üniversite devletin, köy hizmetlerinin olduğu yerde şeyin, devletin yerini devlet üniversitesine verelim. Dediler ki hayır, Sayın Başbakanımız orasını cemaate verdi. Söz verdi. Onlar, evet, Osman Gazi Üniversitesi için onlara verildi. Devlet kendi üniversitesine yer vermedi. FETÖ'cüler o zaman yer verdi. Türkiye'de acı olan budur. Neyse, bu darbe girişiminden sonra tekrar tekli üniversiteye döndü. Neyse ki. Şimdi kimleri rektör olarak adıyorla ilgili birkaç tane rektör profillerine dair önemli bir araştırma var önümde. Bunları paylaşacağım. Sonra tabii ki Melih Bulu'yla ilgili görüşlerinizi almak istiyorum. Ne düşünüyorsunuz, ne tavsiye ediyorsunuz? Bu da çok önemli. Çünkü hala rektör yalnız yarın Ankara'ya gidiyormuş. Devlette daha önce çalışmadığı için rektör olarak maaş alamayacak gibi bir teknik problemi de var. Yani o anlamda da aslında yeterlik konusunda bir problemi söz konusu yasa sanırım. Çıkarılır. Hemen Ankara'da evet bir gecede bir yasa çıkartılacak muhtemelen ama... Şimdi bakın, şöyle bir hızlıca hatırlatmak gerekirse, önce AKP ne dedi? 81 şehre üniversite dedi ve bir anlamda aslında bazen de apartman dairesinden devşirme, üniversiteler kurmak suretiyle bir anlamda akademinin içini aslında boşaltacak bir strateji uyguladı. Ardından rektörlük seçimlerinde bu sadece son örnek değil, yani daha önce de en az oyu alan rektörleri kendisine yakın diye ne yapıyordu? Rektör olarak atıyordu. Bunun da birçok örneği var. Sınav soruları sızdırıldı. ALES sınavında neredeyse sıfır alan kişiler mülakatla akademisyen yapıldı. Eş, dost, işte aile, bazı üniversitelerde eşi, dostu, değil mi? Kardeşi, bir bakıyorsun hepsi üniversitenin yönetiminde. Ben cehaletin ferasetine nepotizm fırtınası biri vardı. Onu YÖK'e yönetici atadılar. Üniversiteler fuhuş yuvası diyenle ilgili herhangi bir işlem yapılmadı. Yapılamaz. Değil mi? Yapılmadı. 2011 yılında iki üniversitemiz ilk 200'deyken bugün ilk 200'de tek bir üniversitemiz dünyada bile 200, değil mi? Evet, ha, tamam. Tek bir üniversitemiz bile kalmamış durumda. Ve yine son bir şey, 10 yıl öncesinde rektörlerin çoğu ODTÜ ve İTÜ mezunu iken, son 10 yılda rektörlerin çoğu ilahiyat ve din bilim ağırlıklı üniversitelerden mezun. Şimdi son rektör, atanan rektör Melih Bulu ise aktif siyaseti 2009'da bıraktım diyen ama 2015'te AKP'den milletvekili adayı olmuş biri. Herhalde biraz hafıza problemi mi var? Onun değil, bizim öyle olduğumuzu düşünüyor. Yani çünkü bunun başka izahı yok. Boğaziçi'nin öyle bir güzel geleneği vardı ki, diyelim ki daha önce seçimde 6 kişi seçiyorlar ya, YÖK'e gidiyor,
YÖK oradan 3 kişiyi Cumhurbaşkanı'na gönderiyor. Cumhurbaşkanı'na gittiği zaman ikinci, üçüncü olanlar istifa ediyorlar ki birinci en fazla oy alan seçilsin diye. Evet, ne güzel. Kendi içinde yani. Böyle bir güzel geleneği var yani. Son Boğaz şeyde bak ama son işte o olmasın diye ne yaptılar? Bak, oy olabilir da yok. Hayır, bak söylediğini yapmasın diye. Bundan önce Gülay Barbarosoğlu'ydu. Rekor oyla seçilmişti. Görülmemiş, %86 ile seçilmişti. YÖK onun adını sona yazıp hiç aday olmayan birini bir numaraya yazdı. Böylelikle hani öbürleri istifa etse bile zaten seçilecek olan. Evet. Ve o adam geldi bak o da. İşte ben onun için affedemiyorum. O Boğaziçi Üniversitesi'nin o öğretim üyeleri. Hiçbir tepki koymadan ne yapalım gelen hanımefendiydi, gelen beyefendi biz senin önünde eğiliriz dediler. Bak 407 kişi oy vermiş. 4 kişi istifa etmedi ya. O zaman işte tabii yani sarayda i̇şte diyor ki bozulunca, bunların üzerine yürü yürü git diyor. Tokadı bastıkça susuyorlar. Tokadı bastıkça susuyor. Yerine yenilerini koya koya geldi. Bak bugün üniversite ya anayasa değişikliği oluyor. Bir tek üniversiteden görüş almadılar. Sana mı soracağız dedi ya. Ya kime soracaktın affedersin yani ayakkabı boyacısına mı soracaktın yani hukukçuya soracaksın. Birisi benim yazımın kendi altına bir yorum yazmış. Dedi. Diyor ki bütün üniversiteleri Hamza'ya bağlayalım bu işten kurtulalım. Tabii. Evet, Melih Bulusucu istifa eder mi? Hayır ya çok canım olur mu onlar oraya militan gibi geliyorlar ya olur mu? Peki yönetebilir mi? Yönetebilir mi? Ya yönetir tabii ya kimi yönetecek? Oradaki yani öğrenciyle çok bir ilgisi yok ki. Yani öğrenci bir süre sonra ne yapsın? Yani ya kapıdan girerken dövecekler, çıkarken dövecekler. Orada ona karşı kim ne yapacak? Öğretim üyelerinin %90'ı. Diyecekler ne yapalım ekmek parası? Boğaziçi Üniversitesi'ne giden bütün caddeler polis tarafından barikatlar tutulmuş zaten. Tabii. Yani Kadıköy'de öyle. 2021 yılında diye. Bu o kadar kötü bir şey çok ki. Kötü. Kadıköy yani darbe mi? Dönemlerinde bunlar olduğu zaman dersin kardeşim askeri darbe var böyle bir şey var. Kadıköy'ü yaptılar. Şimdi böyle bir şey. Vapura binmiş bütün böyle öğrenci. Bir şey olur mu ya? Vapurda şenlikli şarkılı türkülü gidiyorlar. Oradan da canlı yayın yaptılar. YouTube evet. Üzerinden mi işte bir şeyden. Kadıköy çok, polis kaynıyor. Çok hüzün verici bir durum. Ne yaptılar bilmiyorum yani. Sonra işte biz buraya geldik. Yani baskıyla zorla kaynıyor. Tabii tabii kaynıyla. Ama öğretim üyelerinden artık ses çıkması mümkün değil. Yani bir çok yıldırdılar. Yani kızarak da söylemiyorum onu da söyleyeyim. Yani herkese uyguluyorlar bunu. Belki hepimizin başına gelen de bu. Sonuç olarak daraltıyor. O da diyor ki ya benim de bir akademik kariyerim var. Yani ne yapayım diyor işte kimse ses çıkarmıyorsa. Şimdi Ankara'ya döneceğim. Çünkü yarın Melih Bulu Ankara'ya gidiyor Sayın Balbay. Çünkü biraz önce söylediğim bir teknik nedenden ötürü daha önce devlette çalışmadığı için Boğaziçi Üniversitesi de bir devlet üniversitesi olduğu için rektör olarak bir maaş alması ya da bir imza atması söz konusu değilmiş. Şimdi Melih Bulu'yla ilgili bir iddianın da altını çizmek istiyorum. Bu intiharla ilgili bir konu. İntihar fikri hırsızlık malumunuz. Hem yüksek lisansında hem de doktora tezinde intihar yaptığı yönünde iddialar vardı. Fikir hırsızlığı yaptığı yönünde. Bu bir televizyon programında da kendisine soruldu. Açıklaması şu oldu, bilmiyorum izlediniz mi? Dedi ki Melih Bulu çok ilginç bir şekilde. Yani ben dedi aslında o zaman tezi yazarken yaptığım alıntılarda tırnak kullanmadım dedi. Tırnak işareti kullanmadım dedi. Yani hiç mi hayatımızda tez yazmadık? Öyle bir şey olur mu ya? Hiç mi bir araştırma yapmadık? Yani tırnak içinde kullanılmamış herhangi bir alıntı hangi doktora tezinde ya da hangi üniversitenin kabul ettiği kriterler arasında vardır bu bir. İkincisi tırnak içinde kullanmasan bile alıntı tabii, olduğu için o sayfanın altına da dipnot yazarsın. Tabii tabii. Yani sadece o tezin sonunda arka arkaya kaynakçada sıraladığın kitapların listesiyle bu iş olmaz. Şimdi bu gerçekten kabahat, özrü kabahatinden büyük bir durum ortaya koyuyor. Yani dolayısıyla bu açıklama gerçekten kabul edilebilir bir açıklama değil. Daha da ötesinde YÖK Tez Merkezi yani tezlerin girip bulunabileceği bu merkezde internetten girdiğiniz zaman Melih Bulu'nun tezlerine ulaşamıyorsunuz. Bu da bir başka unsur. Son bir açıklamayı da hemen ilave edeyim. Sonra Sayın Balbay'a sözü vereceğim. Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör danışmanı olarak görev alan bir akademisyenimiz
Profesör Doktor Zafer Yenal istifa ettiğini açıklamış. Şimdi mi? Evet, bu akşam itibariyle bir daha kapıları kelepçelenmiş üniversite görmemek için iyilik adına, güzellik adına daha sıkı çalışmaya devam edelim demiş ve istifasını iletmiş. Sayın Balbay, evet Melih Bulu yarın Ankara'ya gelecek. Sizce ne olacak? Kişiye özel bir yasa değişikliği mi yapılacak? Şimdi bunlar bizim alışık olmadığımız şeyler, bilmediğimiz şeyler değil. Yaşanmamış şeyler değil. Hani biraz önce sizler istifa eder mi diye dediniz. Etmez düşüncesini ifade ettiniz. Ben orada olsaydım edemez diyecektim. İstifa edemez. Yani öyle bir irade gösteremez. Bu öyle bir kişiyi zaten rektör olarak seçmiyorlar. O yüzden gelecek Melih Bulu ne yapması gerektiğini söyleyecekler ve ondan sonra da ya kanun hükmünde kararname, büyük olasılıkla hani meclise getirip işi iyice artık hani ayağa da düşürmemek için başka bir yöntem arayabilirler. Ama hakikaten hani sadece bu hani rektör atama yönteminden rektörün kimliğine ve üniversite kapısına vurulan kelepçeye kadar 32 kısım tekmili birden, yani Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğünde yaşananlar, yani üniversitelerinin boğazlandığını gösteren bir tablo oldu artık. Ben kutluyorum, bir istifa var dediniz Boğaziçi Üniversitesi'nden. Evet. ODTÜ'den de kimi protestolar vardı. Yani Ankara'da biz de bugün tanık olduk. Hani kimi üniversitelerden ufak tefek belki tepkiler yükselecek ama en büyük endişeleri hepimizin gördüğü şekliyle yeni bir hani gezi direnişine benzer toplumsal bir karşı çıkış olur mu endişesi içindeler. Belki de hemen olmayacak böyle bir toplumsal çıkış. Bence Sayın Balbay, bence endişesi hani içinde değiller. Endişesi içinde değiller. Tam aksine böyle bir şeyi olmasını çok isterler diye düşünüyorum. O da belki hani buna karşı olabilir ama sevgili Ocak'tan bu tür toplumsal eylemleri hani devamında kendi içinden bakarsınız, kendi içinden bir lider çıkarır. Türkiye böyle bir şeye de gebe bence. Türkiye ileriki dakikalarda hani siyasal gelişmeleri de konuşacağız. Belki 2002 gibi bir değişime de gebe Türkiye. 2020. Yani her şeyin toptan değiştiği bir sürece de gebe. Evet. O nedenle hani iktidar sahiplerinin endişeleri hani söylediğin gibi bir güvenlik sorunu yaratıp onu çözmeyi çok başa alabilirler. Ama ne olursa olsun benim en büyük umudum, yani en temel umudum, bu toplumda değiştirme duygusu var. Yani demokrasinin hani ne ölçüde demokrattır değildir ayrı konu. Ama ya bununla olmadı, şunu deneyelim ve bir de bu sefer duygusu var bizim toplumda. Bu sefer şuna oy verelim. O nedenle yani o kadar da iktidar sahiplerinin kafasında canlandırdığı gibi ya da planladığı gibi gitmiyor Türkiye. Geçmişte de öyle oldu. Hani Özal döneminde ardından en somut örneği de o dönem. Yani sonsuza kadar iktidar olacaklarını düşünmüşlerdi. Bugün de böyle bir hava var. Ama hani İstanbul seçimleri özellikle bütün ezberleri bozduğu için öyle bir korku içindeler. Ve belki de Ocak'tan'ın söylediği gibi bir güvenlik sorunu yaratıp daha baskıcı olmayı da isteyebilirler. Ki önümüzdeki günlerin Bahçeli Erdoğan görüşmesinden ben buna dair şeylerin sızdığını, bilgiler sızıyor. Daha sert, daha katı, hatta şu anda bizim hani gündem konusu yapmadığımız, olasılığının bile ürküteceğini düşündüğümüz kimi olasılıkları konuşuyorlar. Bu iktidarı ayakta tutmak ve gerçek gündemin konuşulmamasını sağlamak üzere. Yani demem o ki AKP Türkiye'yi yönetemeyince muhalefeti yönetmeyi hedefini aldı. Muhalefeti kontrol altında tutup herkesi onunla meşgul etmeyi hedefini aldı. Çok hakikaten hani belki alıştığımız cümleler ama vahşi bir durum bence. Olay Melih Bulu'yu aştı artık. Bence bu Melih Bulu olayı değil bu. Onun tek hani rektör olması için bir yasa daha çıkartırlar, üstüne bir kararname koyarlar. Ama ne olursa olsun
Nereye evrilir? Şu aşamada bir şey söylemek zor. Peki. Ama yani bir eşik aşıldı. Evet. Yani bir nokta daha aşılmış oldu Türkiye'de. Evet. Şimdi bunun bir reklam... devamında hani... Evet. Toparlayın, bir reklam arası vereceğim. Tamamdır. Reklam arasına gireceğiz. Tamam. O zaman bir cümle söyleyeyim. Hayır. Lütfen. Şey için yani dediniz ya, kararname mi çıkar, maaş alamayacak. Hiç dert değil ki. Onu alırlar yarın Ankara'da Ziraat Bankası'nın yönetim kuruluna koyarlar. Bir de bir falancanın yönetim kuruluna koyarlar. Bu arkadaşımız da gelir, vallahi ben Boğaziçi Üniversitesi'nden bir kuruş maaş almıyorum der. Ben size katılmıyorum. Çünkü ne olursa olsun intihal iddialarına rağmen diploması var. Diplomasız olsaydı şansı daha yüksekti. Ama başka. Evet, kısa bir reklam arası, ardından son kamuoyu yoklamaları siyasette nasıl bir tablo çiziyor, bunları konuşacağız bir reklamın ardından. İzleyiciler, Ufuk Ötesi'nde ilk bölümde Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısına vurulan kelepçenin aslında ne gibi anlamlar içerdiğini konuştuk. Ve baskıcı bir yönetimin zorla, şiddetle özgürlüklerin adresi olan Boğaziçi'ne yaptıkları siyasetin ne anlama geldiğini konuştuk. Bu anlamda da söyleyelim, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri hepimizin gözbebeği. Onları gerçekten el üstünde tutmak lazım. Hepsi daha önce de dediğimiz gibi zekasıyla, çalışkanlığıyla, hak ettikleri o üniversiteye aldıkları puanla giriyorlar. Hepsini canı gönülden alkışlıyoruz. Ve onların o özgür üniversitede taleplerinin dikkate alınmasını arzu ediyoruz. Çünkü onlar Türkiye'nin geleceği. Yani... Bir anlamda uzaya gitmekten bahsedip diğer tarafta da Boğaziçi'nin kapısına kelepçe vurmak olmaz. Şimdi birinci bölümde bunları konuştuk zaten. Şimdi Aksoy araştırma, çok taze, sıcağı sıcağına bir kamuoyu yoklaması var elimizde. Bunu konuşacağız, ardından linç siyasetini konuşacağız. Aksoy araştırma İstanbul seçimleri için en isabetli araştırma sonuçlarını yapmış şirket. Yani İmamoğlu'nun kaç alacağını ve Binali Yıldırım'ın kaç alacağını neredeyse birebir tahmin etmiş. Yani 54.5 oy almış İmamoğlu. Onlar da 54.2 demiş. Binali 44.5, onlar da 45 demiş. Yani bu kadar isabetli tahminlerde bulunmuş. Daha doğrusu araştırmalarıyla bunları belgelemiş bir araştırma şirketi. Şimdi son yaptıkları kamuoyu yoklamalarında ben birkaç tane unsuru sizinle paylaşacağım. Ardından yorumlarınızı alacağım. Şimdi şöyle söyleyelim. Son kamuoyu yoklamalarına baktığımızda yine birinci parti AKP olarak karşımıza çıkıyor. 34.8, yani %35 civarında bir oy var. Şimdi tabloda da görüyorsunuz. Ben yuvarlayarak söyleyeceğim. CHP'nin oyu %27 civarında. İYİ Parti oylarını arttırmış %13 civarında. MHP %9 civarında. DEVA %3. Gelecek Partisi %2 civarında. Saadet de 1,5 civarında diye ben yuvarlayarak sizlerle paylaştım. Şimdi bu durumda aslında baktığımızda ne oluyor? Cumhur İttifakı %44 gibi bir oy oranını tutturmuş oluyor hala. Tabii nereden baktığınıza bağlı olarak bu tartışılabilir. Millet İttifakı da, yani İYİ Parti ile CHP'nin oylarına baktığımızda %42 gibi. Tabii ki Saadet Partisi'ni eklediğimizde 42,5 civarı oluyor. Ama eğer DEVA ve Gelecek Partisi'ni de böyle bir ittifakın içinde yarın öbür gün görürsek, %5'lik bir ekleme yapar istek %47 civarında bir oy oranından bahsetmek mümkün. Yani DEVA, Gelecek, İYİ Parti ve CHP'nin bir koalisyon ya da ittifak durumu Cumhur İttifakı'nı geçiyor gözüküyor. Ama daha da ilginci şu değerli izleyiciler, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında Mansur Yavaş aday gösterilirse ne olur ve Ekrem İmamoğlu aday gösterilirse ne olur durumu enteresan. Eğer Mansur Yavaş aday gösterilirse, onu tabloda görüyorsunuz, Erdoğan %35 civarında oy alırken Mansur Yavaş %49'a yakın
oy alıyor ve Erdoğan'a önemli bir oranda fark atmış oluyor. İmamoğlu da aynı şekilde Recep Tayyip Erdoğan'ı geride bırakan bir başka isim. İkisi karşı karşıya gelmesi durumunda Erdoğan'ın alacağı oy %37, Ekrem İmamoğlu'nun alacağı oy da %43 civarında oluyor. Evet, bu arada Meral Akşener'in de oy oranının yükseldiğini görüyoruz. Erdoğan'ı yakalamış gibi ikisi karşı karşıya geldiği takdirde Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı %38, Meral Akşener'in ise %37 civarında diyebiliriz. Evet, kimden başlayayım? Ankara'dan başlayalım bu sefer. Mustafa Balbay. Buyurun. Peki, teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar tabii bu istatistik, bu araştırma pek çok şeyi söylüyor aslında. Ben belki birinci şık olmayabilir sizlerin kafasında ama burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinden kamuoyunda kabul görme gücü yüksek 3 aday çıkarabildiğini görüyoruz. Yani evet. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Muharrem İnce'nin de orada katıldığını ve ciddi bir oy oranını hala koruduğunu görüyoruz. Burada Mansur Yavaş'ı ben Ankara'da biraz daha yakından tanıyorum ve zaman zaman da değişik ortamlarda hani görüşüyoruz çok seyrek de olsa. Mansur Yavaş biraz sakin güç olarak, biraz sessiz ama derinden, biraz reklamını kendisi yapmayan ama yaptığı bir hizmeti sonradan doğallıkla çoğaltan bir siyasi kimlik. Örneğin Mansur Yavaş 30 Ekim İzmir depreminden sonra İzmir'de bir fırın açtı. Ama ne kendisi açtı ne bunu Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin açtığını söyledi. Hiç kimseyi söylemedi. Ama ben daha sonra gittiğimde İzmir'e kulaktan kulağa ya Mansur Yavaş burada fırın açmış. İşte ekmekleri o dağıtmış diye yankılandığını duydum. Ve önümüzdeki dönemde de ben Mansur Yavaş'ın şu anda kendisi belki de açıklanmasını istemeyebilir ya da çalışması tam sonuçlanmayabilir ama Ankaralıların çok temel saydığı bir iki harcamasında ucuzlama yapacak. Bunun çalışmalarını yapıyorlar. Böyle hani hakkaniyetle kullanarak, tasarruf edilmesi gereken yerlerden tasarruf ederek, Melik Gökçek döneminde örneğin 5'e ihale edilmiş bir işi, aynı şekildeki, aynı büyüklükteki bir işi 2'ye ihale ederek, yani onun yarısından biraz daha az bir şeyle, bedelle işi yaptırdığını ben biliyorum. Bu anlamda ne olursa olsun AKP'nin kamuoyuna yaymak istediği, yani bizim seçeneğimiz yok, bizden başka da yok ki algısının hakikaten burada yıkıldığını görüyoruz. Anımsayın, daha işte 2 yılı yeni dolacak seçimlerin Mart ayında. Eğer CHP'li belediyeler kazanırsa su faturalarını PKK'lılar okuyacaktı. Yok efendim, bütün yardımlar kesilecekti. CHP'li belediye başkanları 2 kaz güdemezdi. İşte o belediye başkanları efendim halktan anlamazdı. Ama bütün bu algıların yıkıldığını görüyoruz. Ve şu anda yani İstanbul ve Ankara çok önde ama sizler de eminim görüyorsunuzdur, tanık oluyorsunuzdur. Yani Adana Belediye Başkanı, Mersin, Antalya öyle, İzmir Belediye Başkanı. İzmir'de örneğin pek çok kararlar yine büyük ölçüde oy birliğine yakın alınabiliyor. Muhalefetin hayır demekte zorlandığı bir icraat gündeme geliyor. Yani bu, bence bu ankette hani öteki olasılıklar hep konuşulur ama muhalefetin kendi içinden seçenek üretebildiğini göstermesi bakımından çok önemli. Çünkü demokrasi bu şekilde oturacak. Yani evet. AKP'nin de döne döne vurgu yapmak istediği ve bence önümüzdeki dönem tek çıkış yolu var Erdoğan'ın. Benden başkası yönetemez bu ülkeyi. Halkın bir kısmında arkadaşlar bu algı yerleştirmiş. Bunlar giderse ülke yönetilmez diye bir algı var halkın önemli bir kesiminde. Evet. Ben gidersem devlet biter demişti. Ben gidersem devlet biter demişti. Evet. Peki, Sayın Ama şimdi... Buyurun, tamamlayalım.
Son hani tabii ki ama şimdi bakıyoruz ki bunun seçenekleri oluşabilmekte. Önümüzdeki dönem benim bir yurttaş olarak beklentim, bütün kimliklerimden öte, muhalefetin bu yani Erdoğan tek başına değil, yani bu ülkeyi biz yönetebiliriz yerleştirmesi lazım. Muhalefetin şu anda yapması gereken muhalefet değil. Muhalefetin şu anda yapması gereken AKP'nin bu ülkeyi ne kadar kötü yönettiğini anlatmak değil. Muhalefetin şu anda yapması gereken Türkiye'nin uçurma yuvarlandığı değil. Halk bunu duymak istemiyor. Yani adam siftah yapmamış, damı akıyor. Diyorsun ki sen, senin dam akıyor. Adam görüyor zaten onu. Sen fakirleştin. Biliyor zaten onu. Birinin bunu sen fakirleştin ama şuradan yola çıkacağız demesi lazım. Yarından tezi yok. Yarından tezi yok. Millet İttifakı'nın bunu öne alan bir siyaset uygulaması lazım. Bu kazandıracak. Bu sürecin içinde belki de şimdi konuşmadığımız adaylar da ortaya çıkacak. Evet. Türkiye böyle bir şeye gebe. Geçen hafta anımsarsanız ben Cindor'a bir soru sormuştum. Benim yaşadığım bir şeydi bu. Ve ben bir ölçüde hani ya Cindor bunu dedi ama acaba demiştim. Çünkü o dönem 2000'lerin başı demişti ki siyaset o kadar parçalandı ki bir yeni hareket, bir yeni bir oluşum bütün bunları kenara itip %35 ile demişti iktidara gelebilir. Hakikaten şimdi de bir anketleri görüyoruz. Biraz sonra göstereceklerim bölümler de var. Hani siz daha önce atmıştınız kabaca bir bilgi sahibi olalım diye. Şu anda görüyoruz ki yani tek başına bu ülkeyi şu yönetsin demiyor halk. Orada da bir bekleme var. Evet. Orada da bir de durma tabii var. Kararsızların, i̇şte şimdi o kararsızların duyguyu, da o çok duyguyu besleme zamanı. Kararsızların da çok yüksek olduğunu da altını evet. çizelim. Evet. Peki Sayın Ocak'tan sizin yorumunuz? Şimdi tabii tabloya baktığımız zaman aslında Cumhur İttifakı'nın %44 gözüküyor. Bu çok yüksek bir oy. Evet. Yani burada Sayın Balbay söyledi. Aslında muhalefetin bir şey yapması lazım. Yani işte şeyler çok pahalı, şunlar çok kötü, ekonomi... İnsanlar yaşıyor onları zaten, görüyor. Muhalefetin bana göre bir eksiği var. Yani çok coşkulu bir şekilde millete hissettirerek diyeceği şu. Kardeşim bu biz geliyoruz ve biz başaracağız. Yani bunu en net şeyle nasıl söyleyebiliyorlarsa. Ama bu iktidar eğer devam ederse Türkiye daha kötüye gidecek ve buradan kurtuluş yok hiçbirimizin. O yüzden merak etmeyin, biz yapacağız. Ama bunu daha somutlaştırarak bunları söylemeleri gerekiyor. Aksi takdirde yani şu mesele gerçekçi bir şey değil. İnsanların yaşadıklarıyla bu tabloyu karşılaştırdığınızda aslında bu çok Türkiye'nin gerçekleriyle uyuşan bir tablo değil. Yani ama, parlamenter sistem olsa yine AKP iktidar. Ama şimdi tabii şunu da unutmayalım. Bu süreç hem insanların dün Ali Babacan'ı dinlerken bir şey duydum. Diyor ki işte gençler gelip fısıldayarak bir şey söylüyorlar çarşıyı gezerken. Ya niye şey, ya ben işte KPSS sınavına girdim, en yüksek puan da aldım. Şimdi mülakata gideceğim, şey olursa başıma şey gelmesin. Yani insanlar korkuyorlar. Belki ya, bu anketlere yüzden, de tam yanıt vermiyor diye mi düşünüyorsun? O yüzden tabii ben biraz şeyi bakıyorum, anketlere biraz mesafeli bakıyorum. Hı. O yüzden çünkü öyle bir atmosfer yok şu anda. İnsanlar hakikaten can derdindeler, ekmek derdinde, korona bir taraftan. Aşı yok memlekette, o yüzden yani bunları esas skandal aslında belki o zaman konuşacağız ama AK Parti'nin daha doğrusu AK Parti MHP koalisyonunu götürecek olan bu aşı olacaktır. Yani bu çok skandala doğru gidiyor çünkü şu anda hiçbir elimizde bir şey yok. Hiçbir şey yok yani. Evet. Gele gele 3 milyon bir aşıdan söz ediliyor. O aşının da gerçekten 3 milyon olup olmadığına da İnanamıyoruz çünkü hiçbir şey şeffaf değil. O yüzden bu rakamlara bakarken biraz temkinli bakmakta yarar var diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanlığında işte 3 aşağı 5 yukarı bunlar normal aslında. Fakat benim Cumhurbaşkanlığı canım daha farklı görüşleri var ama Cumhurbaşkanlığı şeyinde ben bir kritere zaten bir %47-48 kesin öldür Allah değişmeyecek bir muhalefet var Türkiye'de zaten. Önemli olan
orada AK Parti'den kim ne kadar oy alabilecek? Yani bunu mesela Deva'nın ve Geleceğin böyle bir şansı var. Ama onların ne yapacak göreceğiz. Henüz daha yeni kongrelerini yaptılar falan filan. Yani burada bir defa aday olacak birisi AK Parti kesimlerinden, çevrelerinden oy alacak. %3 mü alır, 5 mi alır? Yani 5-10 alması lazım. Yani o yüzden ben her zaman şunu diyorum. Meral Akşener çıktı, MHP'den %9-7-8 oy aldı. Yani bu Deva ve Gelecek AK Parti'den asgari %10 oy alması lazım. Yani hem AK Parti'den alacaksın, işte aday, Cumhurbaşkanı adayı, Sosyal Demokratlardan alacak, efendim milliyetçi kesimlerden alacak ve en önemlisi de Kürt seçmenden oy alabilecek. Öyle bir aday çıktığı zaman çok rahat alınacaktır. Ama tabii bunlar bir gösterge elbette. Aksoy Araştırma'nın yaptığı bu değerlendirmeler, kamuoyu yoklaması. Ama henüz daha erken diye düşünüyorum açıkçası. Peki. Sayın Ataklı. Şimdi bakın bu çok tabii ilginç bir tablo çıkıyor önümüze. Ben bu üst üste ekleyerek yapılan değerlendirmelerin bizde de dünyada da pek tutmadığını görüyorum. Yani işte bununki 3, bu 5, bu 8, bu topla bu oluyor. Hayır, bu seçim sandığında böyle olmuyor bir kere. Yalnız burada tabii ilgi çekici bir şey var. Şimdi belki bazı özellikle muhalefetten çok şey bekleyen ve yani aman bu seçimde kaybetmeyelim diyenler şu cümleye kızıyorlar az önce. Ocak'tan da söyledi. Yani AKP, MHP toplamı 43.8 çok yüksek bir oran. Yani ülkenin yarıya yakını yani hala yani. Hani o bir böyle işte yettik, bittik, öldük falan diyenlerin yani yarısı ülkenin. Şimdi burada benim bakın dikkatimi çeken başka bir şey var. Onun için kendi tezimi çok desteklediğini görüyorum ben şimdi. Bak neden? Ha, bakın bir dakika. Şimdi Millet İttifakı'nın oyu 40.3 diyor. Yani kim bu? İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi, işte Demokrat Parti falan. 40.3 diyor. Fakat iki kişi bu 40.3'ü geçiyor. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu. Biri 48'e geliyor Mansur Yavaş. Öbürüyle de 43.3'e geliyor. Bir kere 50'yi bulamıyorlar. Bu bir. Bu çok büyük sıkıntı. Buraya giden bu fazlalık nereden gidiyor diye bakıyorsunuz. HDP'den gidiyor belli ki. Yani HDP'nin bir bölümü Mansur Yavaş'a daha çok oy vermiş. Öbürü de vermemiş. İşte beni korkutan tablo bu. Onun için ben diyorum ki aday konusunda bir teklik arıyor insanlar. Yani birini bulalım, Tayyip Erdoğan'a indirelim. Arkadaş bunu böyle söylersen Tayyip Erdoğan orada kalır. Bu kadar. Bunu deyince bana öfkelenmeyin diyorum. Çünkü rakam bunu gösteriyor. O halde şu tablo bize şunu gösteriyor. Geçen seçimde de ben ikinci tura kalır mı diye ama kalmayabilir fikri vardı. Nitekim işte böyle buçukla aslında 800 bin oydur yani. Hani o Muharrem İnce'nin dediği gibi 10 milyon oy falan değil. 800 bin oyla. Aslı 400 bin farkla yani geçmiş oldu. Yoksa Tayyip Erdoğan öyle açık ara falan kazanmadı. Ama bu seçim de ikinci turun olacağı neredeyse %90 görünüyor. Şimdi o zaman eğer sen tek adayla girmeye kalkarsan birinci turda Tayyip Erdoğan 50.0001 ile kazanabilir. Risk var. Ama ben diyorum ki bırakın bu Millet İttifakı'nı falan. Herkes kendi adayıyla girsin. Nedir bu? Merkez sağ ya da işte sağ partiler dediğimiz kesim bir aday çıkarsın. Kimi çıkarır? Hiç önemli, benim ilgilendirmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi bir aday çıkarsın. HDP bir aday çıkarsın. Şimdi tek aday ya da tek aday kazansın. Bir dakika ya tek aday ya öyle tek niye yani, niye ben onu anlayamıyorum yani bu insanlara oy verecekler Tayyip Erdoğan 50'yi ya bulmuyor millet ki. Şunu der kardeşim. Der ki ya kardeşim bir tane oturup da bir aday bulamadınız mı koskoca memlekette demez Tayyip mi ya? Abi hangi millet bu bana bu milleti abi, söylesene. Deme. Yani kimse bak insanlar şu anda alternatif bunu, istiyorlar. Bunu söyleyen bak muhalefet diyorsunuz ya. Bu psikoloji içinde bir tek CHP'liler var. Ben onu görüyorum. Ben diğer muhalefette böyle bir panik havası görmüyorum. Abi Deva ve Gelecek iki parti kuruldu tamam. Ya. Ona bile diyorlar ki kardeşim la oturup bir tek parti tamam. Kuramadınız. Şimdi bak bir geleyim de ben. Şimdi bak tek adayla girdiğin zaman alternatifi yok ve birinci turda iş biter. Kazandın kadar kazanamadın mı da bitti. Bundan sonra Tayyip Erdoğan ömür boyu oradadır diyorum. Fakat alternatifli adaylar çıkarırsan
Çünkü neden biliyor musun? Bak birinci turda çıkan adaya öfkelenip ya da benimsemeyip seçime gitmeyecek ya da öyleyse ben Tayyip Erdoğan'a veririm diyen bir kitle olacaktır. Ama Can ben daha herkes kendi adayını çıkar ikinci tura kalırsa o zaman buradaki herkes şu anlaşmayı yapabilir. Kimin adayı önde çıkacaksa yani ikinci aday kimse o zaman onu destekliyoruz. Bak o zaman Tayyip Erdoğan öyle diyorsun da Ekrem İmamoğlu ve evet. Mansur Yavaş'ın Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmelerindeki örnek var abi. En taze bir dakika, örnek. Bir dakika. Bak şimdi en büyük yanılgı bence orada. Bakın yapmayın ne olursunuz. Ankara ve İstanbul'u Cumhuriyet Halk Partisi adayları kazandığı sırada AKP'nin oylarında dramatik bir düşüş yok. Öfkelenen millet dedi ki ya yeter ya bu yani bunu dayattın onu ettin. Ayrıca o iki kentin belediye başkanı bizzat Tayyip Erdoğan tarafından görevden alındı. Mesela onun da yarattığı bir hava var. Yani ulan diyor ki yani bu Tayyip Erdoğan da onu aldığına göre biz de vermeyelim. Yani Melih Gökçe'yi çok sevdiği için falan değil. Dikkat et oylar başa baş çıktı. Sonunda eksil artı bile 13 bin. Bak koskoca İstanbul'da CHP'nin aldığı oyla AKP'nin aldığı oy 13 bindi. Ama beğenmeyip de bir tur daha yapalım deyince bütün millet öfkelendi. Oy vermeyenler verdi. HDP'nin seçime katılmayanları geldi verdi. Fark 850 bin oldu. Şimdi bu psikoloji bana göre yanlış. Bu bütün Türkiye'de Ankara ve İstanbul olur. Ankara'da da ben bir şey söyleyeyim. Bundan önceki seçimi zaten CHP kazanmıştı Ankara'da. Ama Melih Gökçe'nin muazzam bir oyunu olduğu anlatılıyor. Ve o seçim gitti. Yani o gün beceriksizlikten kaybettiler. Ha bu sefer o beceriksizlik yapılmadı. Bir de diğer unsurlarda özellikle HDP oyları Ankara'da hiç sıfır yani buraya gitti. Yani sonuçta özetlersek, toparlarsak siz diyorsunuz ki her parti kendi adayıyla birinci turda. Her parti demiyorum bak. Bir diyorum ki bir sağ çünkü ortak aday dediğiniz şimdi... Bütün Saadet Partisi, Deva Partisi, Deva'ya AKP'den gelenlerin hepsi Mansur Yavaş'ı ya da şeyi benimseyecek mi? İmamoğlu'nu. Ya da başka bir aday buldular. Bu adayı bütün CHP'liler benimseyecek mi? Şimdi tabii şöyle lafa gelince şu konuşuluyor. Ya arkadaş Tayyip Erdoğan'ı oradan indirmek ise söz konusu gözümüzü karartır ve peki... 50 milyon seçmen var. Herkes bu şekilde davranacak evet, Sayın mı? Sayın Balbay yani, bir yorumunuz var sanırım. Eklemek istediğiniz onu da alayım sonra başka bir konuyla öyle devam edeceğim. Evet. Tam çok kısa şöyle Can Ataklı'nın o hani yürekten hani paylaştığı ve gerçekten inanarak en doğru dediği yöntemi tabii ki hani saygı duyuyorum ve ciddi bir seçenektir konuşulmalı. En doğru demiyorum aman. En doğru demiyorum. Yani bu hayır, bir alternatif diyorum. Bir fayda olsun dedi. Yoksa nasıl derim ya? Ben şöyle diyorum. Sözüm stüdyodan dışarı arkadaşlar. Ama biz de bütün o Türkiye'nin şu andaki yönetim anlayışının ikliminde olayları yorumluyoruz. O nedenle de tekrar ediyorum sözüm stüdyodan dışarı. Böyle bir tek adamcı bir mantık böyle şununla kazanılır. Şu gelsin gibi bir hani tartışmanın içindeyiz. Oysa örneğin Özal tek başına gelirken, Erdoğan da tek başına gelirken şöyle geldiler. 4 kişilik bir kadro ve etrafında 40 kişilik bir ekipti. Özal'ın 3 kardeş yani Yusuf Bozkurt Özal, Turgut Özal, Hüsnü Korkut, Doğan ve böyle hep beraber artı etrafında 40 kişi vardı. Erdoğan'ın da Erdoğan, Arınç, Abdülhatif Şener, Abdullah Gül 4+40 kişilik bir kadro vardı. Benim naçizane gördüğüm önümüzdeki döneme şu kişiyle değil de bu gidişe karşı bir kadro hareketiyle topluma işte bir çıkış önermek gerekir ama diye düşünüyorum. Evet, ama bunu tabii adayımız şudur. Çok doğru söylüyorsunuz Sayın onun Balbay. Onun 3 yardımcısı budur. Doğru, her biri de toplumun doğru, bir kesimine doğru hitap edecek şekilde bu yelpazedir demek daha akılcı diye düşünüyorum. Evet. Ama işte acaba kamuoyu gerçekten bir kadroya mı yoksa bir lidere dönük mü oy kullanma eğiliminde? Bu da ayrı bir tartışma konusu. Bunları yine önümüzdeki süreçte Ufuk Ötesi'nde... Lider artı kadro diyorum Sedef Hanım. Efendim? Lider artı kadro. Evet. Peki. Lider artı kadro. Şimdi ilginç birlikte olan... Birlikte düşünelim diyorum. Çok güzel. İlginç olan şu bazen tabii Ankara olduğu için sözünüzü bölüyormuş gibi oluyorum. Kusura bakmayın. Şimdi %44 gibi bir rakam hala yüksek aslında çok oy yüksek olarak.
Şimdi aynı Türkiye'de bakın enflasyon resmi olarak %14.60. Yani dünyada en yüksek enflasyon oranına sahip ülkelerden biri Türkiye. İkinciyiz. Ya da ikinci. Biri değiliz, ikinciyiz yani. Yani faizler %17 civarında, 18. En yüksek faiz olan ülkelerden biri. Ve böyle bir ortamda ENA Grup, Enflasyon Araştırma Grubu'nun yaptığı hesaplara göre enflasyon, gerçek enflasyon %36.72. Yani %37. 3 kat. %40'a varan bir enflasyon var Türkiye'de. 3 kat. Yani %40'a varan bir enflasyon. Zaten bunu bizi söylememize gerek yok. Yani herhangi bir markete falan gittiniz, alışveriş yaptığınızda, pazara falan. Bunu zaten vatandaş yaşıyor zaten. Şimdi bu halkın %25'i zorunlu ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum diyor. Bakın 4 kişiden biri. Bu çok ciddi bir rakam. %25'i ise diğer bir %25 ise sadece zorunlu ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum diyor. Yani bu halkın %50'si ya zorunlu ihtiyaçlarını karşılayamıyor ya da sadece zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar kısıtlı bir ekonomi içinde yaşıyor. Yine bu toplumda insanların çok önemli bir oranın işsiz, işsiz sayısı 15 milyon 200 bin, çalışan sayısı 14 milyon 250 bin. Şimdi TÜİK'in verilerine göre işsizlik oranı %14 ama iş bulma ümidi olmayan 1 milyon 335 binin artı iş aramayan ancak iş başı yapmaya hazır olduğunu belirten 2 milyon 865 kişiyi eklediğimizde 4 milyon daha eklediğimiz için 8 milyon 428 bin kişiye ulaşıyoruz işsizlik olarak. Bu arada tabii Covid-19 nedeniyle 2 milyon insan ücretsiz izne çıkartılıyor. Yani bunları da biz aslında işsiz sayabiliriz an itibarıyla. Ayrıca 3,5 milyon işçi de kısa çalışma ödeneğiyle çalıştırılıyor. Yani bunlar da neredeyse işsiz olmaya yakın. Böyle baktığımızda değerli izleyiciler 15 milyon insandan bahsediyoruz. Evet. Ve bu toplumda hala... Siz yani, bunu söyledikçe benim moralim bozuluyor. Çünkü bu toplumda hala AKP ve MHP Cumhur İttifakı'nın %44 evet, oy işte oranı bunu, var. Bu saydıklarınız veriyor şimdi, zaten. Hal böyle ve asgari ücretli, bakın asgari ücret 2825. 90 kuruşu da var. Aman ne 90 onu, yani kuruşu ben kuruşuna bunu söylemeye utanıyorum. Yani, altın tartar gibi. 14 milyon sigortalı işçi var ve bunun %60'ı asgari ücretli. Yani 8 milyon asgari ücretli. 2825.90 kuruş oluyor. Dünyada böyle bir oran yok. Almanya'da böyle bir oran %1. Yok. Şimdi ekonomi böyle, yaşam mücadelesi böyle ve buna rağmen kamu yoklamaları hala iktidar partisinin yani AKP'nin birinci parti olduğunu işte söylüyor. O yüzden işte şey önemli. Yani diyoruz ya bu aslında gerçeği yansıtmıyor ama fakat insanlar bir şey bulmaları gerekiyor. Çaresizlik. O yüzden ben tezimde ısrarlıyım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun olması aslında bana göre esas bu iktidarı kızdıran bu bütün belki konuşacağız irticaydı, darbe girişimiydi, bütün bu söylemleri aslında daha önceki yıllar olsa hiç iktidar için bir sıkıntı olmazdı. Şimdi iktidarın bir sıkıntısı var, biliyor aslında. Bence iktidar da bu kadar bu rakamlara çok inandığını sanmıyorum. Şimdi mesela o ilk başörtüsü Fikri Sağlar'la ilgili şey çıktığı zaman Kılıçdaroğlu çıktı, dedi ki kardeşim olmaz böyle bir şey. Yani bunlarla uğraşmayalım. Biz esas hukukun üstünlüğüne kim riayet edip etmiyor ona bakalım. Şimdi bu böyle bir şeyleri sevmiyor Tayyip Erdoğan. Yani Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki kardeşim bırak bu din başörtüsü şeyleri bizim işimiz. Sizin işiniz karşı çıkmak. Siz zaten
dinle bir alakanız yok. Niye bu işleri böyle makul şeyler söylüyorsunuz? İnsanlar başörtüsü mü takar, takmaz mı? Ben oraya bakmıyorum diyor. Dolayısıyla bunu istemiyor AK Parti iktidarı. Diyor ki kardeşim sen şedid olacaksın. Nedir başörtüsü? Başörtüler her yerden kovulmalıdır. Bir daha böyle bir şey istemiyorum. Ben de CHP. Söylüyorum. CHP mesela diyor ki bunu desin diyor AK Parti ve MHP ittifakı. Ben böyle dediğin şey zaman böyle dediğin zaman orası şenleniyor. Ama Sayın Kılıçdaroğlu öyle demiyor. Diyor ki kardeşim beni orası ilgilendirmiyor. İnsanlar istediği gibi şimdi demiyor. Bak öyle demiyor. Şimdi bak, ya demiyor. Yapmayalım. Şimdi orada bir şeylik oluyor. Öyle bir şey diyen yok. Sade konu türban. Ben de kaç zamandır ekranda söylüyorum. Herkes kulağını çeviriyor. Arkadaşım niye kadınların özgürlüğü konuşuluyor da erkeklerin özgürlüğü konuşulmuyor? Yani kadın türbanla geliyor ama mesela Cumhuriyet Halk Partisi neden bir çarşaflı kadını aday göstermiyor? Ya da neden bir sarıklı cübbeli kişi milletvekili olamıyor? Ben cübbeli ve sarıklı bir genelkurmay başkanı istiyorum. Benim polis şeflerim böyle abuk sabuk üniformalar yerine cübbe giysinler, sarık taksınlar. Ya işte bak öyle herkes duruyor. Çünkü bak bu konuya hep özgürlükler falan deyip ondan sonra... Bir tek o. Erkeğin özgürlüğü nerede? Ama kıyafet, oradan baktığın zaman Sayın Fikri Sağlar'a şeyi soruşturmayı hakkında şeyi başlatan kim? Erkek bir savcı. Yani mesele benim demek istediğim şu. Kardeşim eğer hukukun üstünlüğüne inanmıyorsa, evrensel hukuk normlarına inanan bir hakim değilse ister başı açık olsun ister yani, kapalı olsun beni ilgilendirmiyor. Tamam zaten beni... bunu ne zamandır söyledik ama hep kadın üzerine bak kadının ve sadece türban üzerine. Diyorum ki çarşaf mesela hiç konuşulmuyor. Neden? Mesela niye hakikaten yok? Mesela AKP'de niye bir çarşaflı milletvekili yok? Hepsi tek tip şeyli. Yani baş örtmek açmayı demiyorum. Ama bir özgürlükse ve bu mesele sadece kıyafetse başka hiçbir amacı yoksa erkeğin de özgürlüğü var. Mesela erkekler mecliste gelemiyorlar yani ne var cübbeli gelse ne olur. Sarıklı gelse böyle sakalla yok milletvekili. Ama da o bir şeyin işte, ama o yeni bir kuralı falan değil. Öbürkü ben şuna inanıyor. Ya. Hayır şuna inanıyor. İnanmayabilir. Farklı görüşleri olabilir. Tamam. Ama diyor ki ben benim için bu hayatımın bir parçasıdır. İnandığım değerlerin bir parçasıdır diyor. Şimdi bir şey soracağım. Kural olarak Cübbeli Ahmet Hoca'ya sen kravat taktırıp getirebilir misin bir yere? Ama şimdi o da öyle diyor. Benim yaşam biçimim ama sayın yaşam Atak. Biçimi meselesi farklı. Bir saniye. Şimdi şöyle bir netleştirelim. Şimdi aslında mesele şu. Yani türbanlı olup olmaması değil. Mesele değil işte ben de eğer onu söylüyorum. AKP'den türbanlı ise o dini bütün bir Müslüman olarak algılanırken CHP'den türbanlı olduğunda vitrin mankeni olması. Çünkü o itaat yani, eden birisi değil. Bu bir sorun. Ya da yine bir başka örnekte eğer AKP'ye oy veren bir Kürt vatandaş ise o bizim vatandaşımız. Ama HDP'ye oy veren bir terörist. Kürtse terörist. Tırnak terörist. İçinde terörist. Tabii. Ya da öyle terör destekçisi. Yani. Ya da terör destekçisi. Yani burada... hem dini söylemin hem milliyetçi söylemin tamamıyla AKP o kadar, tekelinde işte onu söylemek olması istiyorum işte ben problem. De. Onun artı, için CHP'nin artı, biz kıyafet özgürlüğü demesi artı, rahatsız ediyor beni. Tamam. Artı Fikri Sağlar şöyle diyor. Ben yanlış söylemek için not ettim buraya. Diyor ki türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var diyor. Bakın. Türbanlı bir hakim adaleti savunamaz demiyor. Ben diyor ki bulundum. Savunacağı konusunda kuşkum var diyor. Gayet normal. Ya insanlar görüşlerini ifade edebilir. Kuşkusu olduğunu söyleyebilir. Yani şimdi eğer mesele gerçek tabii. Anlamda özgürlük varsa, fikir özgürlüğü var ise Fikri Sağlar kuşkusu olduğunu söyleme özgürlüğüne sahip. Sırf bunu söyledi diye hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçunda reysen soruşturma başlatılıyor. İşte mesele cümle ben de şunu yani. Diyorum. Yani cümle bu tamam. Şimdi aslında bunları tekrar dile getirmenin bir abi zaten bir garip olanı Halk TV'de fakat, böyle bir soru soruyorlar yani. Fakat şunu niye soruyorlar onu da anlamıyorum. Yani bunu söyleme özgürlüğü elbette var. Bunu eleştirebilirsin. Hiç burada da bir itiraz yok.
Ben nitekim eleştirdim. Ama dava açıyorlar. Eleştirdim ama... Şimdi bakın eleştiri kardeş, başka bir şey. Ama soruşturma başlattığınız, soruşturma başlattığınız zaman bu başka bir şey oluyor. İşte onu söylüyorum. Yani insanlar tartışırlar, şey, eleştirirler. Aynı şey Ali Mahir Başarır için de. Şimdi ordu satılmış diyor. Ve aynı programda diyor ki yani ordunun satılmış olduğu Katar'a tank palet fabrikasının satılmasıyla ilgili yaptığı eleştiri. Yani. Bunu programda ifade ediyor zaten. Kendisi o yayında ifade ediyor. Ama linç kampanyası başlatılıyor ve satılmış ordu. Bakın ordu satılmış demek başka bir şey. Satılmış ordu demek başka bir şey. Farklı. Ve yine aynı şekilde Fikri Sağlar örneğinde olduğu gibi Ali Mahir Başarır'la ilgili de hemen halka kin ve düşmanlığa tahrikten aşağılamadan soruşturma başlatılıyor. Ve Can Ataklı'ya. Ve şimdi Can Ataklı. Can Ataklı darbeden yana mısınız diye böyle abes bir soru soracakmışım şimdi mesela. Laf olsun hani öyle var ya reyting anlamında artsın diye böyle Demem sorular mi? Soruluyor. Ya, siz o soruyu sorun. Ben de cevap vereyim. Yani. Sorun sorun. Çok güzel Faruk Bildirici'nin lütfen yazısını okuyun. Yani Can Ataklı ile ilgili olarak. Ne söylediniz Can Bey ve Fahrettin Altun nasıl söylediğinizi çarpıttı? Şimdi ben zannediyorum ki o gün yani şu oldu. Ben olayın yan kurbanı oldum. Çünkü niye? Ben bu sohbeti cumartesi sokağa çıkma yasağı var. Herkes evinde sabah 10'da çektim. 10.30 falan yayınlandı. Cumartesi geçti, pazar geçti. 75 bin kişi izledi ya. Bak 75 bin izledi. 1400 yorum var. 4500 beğeni, 170 falan da beğenmeyen. Yorumlara bakıyorum ben tabii her gün bakıyorum. Ya olsa zaten hemen uyanacağım. Belki de videoyu bir şey yapacağım. Bir tane bile bu yorum yok. Yani sen ne diyorsun ya? Ne ormanları yakması, ne depremi, ne bilmem ne falan yok. Şimdi benim anladığım pazartesi sabahı saray erkanı Cumhuriyet Gazetesi'ni görünce hopluyor. Çünkü şimdi Ahmet Hakan'ın ben programına katıldığım zaman dedim ki bakın siz de samimi davranmıyorsunuz. Herkes şeyi konuşuyor. Efendim Paşa'nın sözleri işte 27 Mayıs'ta destek midir değil midir darbeye filan. Aslında bugün hükümeti hoplatan, sarayı hoplatan laf şu. Menderes erken seçime gitseydi darbe olmazdı. Şimdi alıyorlar bugüne getiriyorlar yani diyorlar. Sen bunu mu demek istiyorsun? Çünkü yani İlker Başbuğ'un ta 40 yıl önceki, 40 da değil, 50 yıl önceki, 50 mi daha da fazla değil mi? 60 yıl önceki, tabii 60 yıl, 60 yıl önceki darbeyi benimsemesi, övmesi, övmemesinin hiçbir şimdi anlamı İlker yok. İlker Başbuğ'un zaten bir açıklaması var. Şimdi önümüzde şey de diyorum, var. Ben nereden oldum? Aha. Anladığım kadarıyla şimdi yani bunu... Yani kendisi açıklamada sırf, kesinlikle bunu kabul etmediğini ifade ediyor. Etmeyecek zaten evet. O ayrı yani kimse zaten etmez de. Ama burada bir şey yapalım dediler. Çünkü ben şeye bakıyorum İlker Baş Fahrettin Altun'un açıklamasında bizim adlarımız verilmeden organize bir hareket diyor. Şimdi ben ertesi gün bir yazı yazdım ya dedim ki sizin devlet istihbaratınız yok mu kardeşim? Yani sen beni İlker Başbuğ, ben İlker Başbuğ tanımıyorum. Ayrıca da hani bu Ergenekon olayı daha sonra işte bu Kozmik Oda'dan dolayı falan da eleştirdiğim şeyler olduğundan benim benden pek haz ettiğini de düşünmüyorum. Şimdi bizi organize diyorsun. Bir de Fikri Sağlar'ı araya isimsiz koyuyor. Böylelikle sanki Türkiye'de bir darbe hazırlığı ve buna da çanak tutan ya da işte bunu tahrik eden insanlar. Şimdi mesela bugün yaptıkları, bugün yapılan nedir ben anlamadım ki. 81 ilde 3 kişi hakkında böyle bir şey yaptırıyorlar. Ha, suçlusu benim ha söyleyeyim. Yani maalesef benim. Ne yaptırıyorlar? Suç duyurusunda bulunuyorlar. Bütün AKP teşkilatlarını. Ha bunun da fikir babası benim. Çünkü ben bunu CHP'ye öneriyordum. Ya diyorum ki bak genel başkanınıza ağır hakaretler ediyor. Kardeşim Türkiye'nin her yerindeki partililer giderler. Ya ben genel başkanım bana edilmiş hakarettir. Bunu CHP hiç duymadı bir şey ama bunlar belli ki not almışlar. Çünkü bu ilk defa oluyor böyle bir şey. Yani ilk defa böyle bir topluca bütün Türkiye bunun amacı şu. Bir işte bu darbe olacak bilmem ne işte Bahçeli'nin konuşması başı ezilmeli falan. İki bir takım insanları hani devlet düşmanı, millet düşmanı gibi yani Türkiye'nin her yerinden şimdi böyle bakın, kalkışma. Ama burada şimdi, vurgulamamız gereken şey şu Sayın Ataklı. Bir insanın sözünü alıp
alıntılandırdığınızda birebir kullanmakla yükümlüsünüz. Evet. Yani yok ki böyle bir şey. Siz darbe yapabilecek kabiliyetimiz maalesef yok dememişsiniz. Ya böyle bir şey olur mu? Bakın ben çok güzel anlattım bunu, orada. Ama... Yani dinlediğin zaman görüyorsunuz. Yani darbe yapılmaz diyorum. Yapılamaz. Ah tüh yapamıyorlar değil. Şimdi burada izleyicilerimize... Yani mümkün değil kardeşim. Yani... İzleyicilerimize netleştirmek anlamında tamam. Söyleyeyim. Çünkü çok konuşulunca karışıklık oluyor. Peki. Şimdi Fahrettin Altun... Şöyle iddia ediyor. Diyor ki darbe yapabilecek kabiliyetimiz maalesef yok şeklinde. Can Ataklı'yı tırnak içinde birebir. İsim vermiyor tabii. Ha, böyle bir cümleyi alıyor, kullanıyor. Ama Faruk Bildirici bugünkü köşesinde de çok güzel yazmış. Diyor ki ben izledim diyor Can Ataklı'nın bütün konuşmasını. Böyle bir cümle yok diyor. Şimdi bu gerçekten... hani ne demek lazım? Bizde Hakan Albayrak da yazı yazdı. Dedi ki ya mesela Can Ataklı acaba der mi filan diye bu alıntıları görünce dedi şey yaptım. Oturdum videoyu şey yaptım. Adam öyle bir şey dememiş dedi. Şimdi bak bir şey... Hayır ama buna bir isim koyalım. Bir, şey. Bir dakika. Peki koyun da ben şimdi, başka bir Fahrettin şey hatırlatacağım. Şimdi Altun iletişim başkanı ya. Şimdi bu nasıl bir iletişim... Yok o biraz propaganda başkanı oldu bir dakika, galiba. Bir dakika yani iletişim başkanı izlediğini mi anlayamıyor... Yok. Okuduğunu mu anlayamıyor? İşte Uganda olarak yapınca... Anladığı doğru. Halde bile bile mi çarpıtıyor? Birincisi söz konusu ise vahim, ikincisi söz daha konusu vahim. İse daha vahim. Şimdi bir şey hatırlatmak istiyorum. Ocak'tan çok iyi hatırlayacak çünkü biz onunla henüz milletvekili de olmadığı dönemde bu Ergenekon balyoz konusunda defalarca programlarda karşı karşıya kaldık. Çünkü söyleyeceğim şeyi mutlaka hatırlıyordur. Ben ısrarla şöyle bir şey söylüyordum. Bu işte darbeci kendi de söylüyordu gerçi o zaman darbesiz falan. Bak hep şunu böyle bağıra bağıra şunu söylüyordum. Kardeşim Türkiye'de darbe ihtimali sıfır. Evet. Şimdi böyle diyorum. Nasıl sıfır ben? Ya kardeşim Amerika... Bu konuda yol vermedikçe NATO, yani biz NATO ülkesiyiz. Gerçi 15 Temmuz biraz şey yaptı. Ha, bir dakika bak. Şimdi zaten oraya geliyorum. Şimdi biz burada bize postalcı darbeci, siz vesayetçiler filan diyen özellikle bu cemaat takımı. Ana 15 Temmuz'da bunlar sokakta tanklarda. Ha, işte anca öyle olur zaten macera olur. Ben de bu söylediğimde de diyorum ki dünyada da kalmadı. Neden? Teknik olarak artık mümkün değil. Yani sen buradan darbe için düğmeye basana kadar... Sokaktaki çocuk bile öğreniyor bu iletişimde. İkincisi her şeye rağmen dedim en geri ülkelerde bile demokratik olgunluk oluştu. Bu işleri darbeyle çözmezler. Üçüncüsü zaten hani orada söylemediğim onu da söyleyeyim. Artık dünyada sen NATO ülkesi falan böyle bir çağda hiçbir ülkede darbeye falan böyle şey. Ha efendim Amerika darbe yaptıracaktı da istiyordu da şunu bunu işte Biden gelecek darbe yaptıracak. Öyle bir endişelerim var onu anlamıyorum. Çünkü bir anda bunu niye bu kadar alevlendirdiler? Çünkü türban başbu ve darbe. Olunca, işte evet. Başbu söyleyince bir şey yani işte oldu herhalde. Esas yani bu bir şey mi biliyor? Mesele başka. Şimdi mesela aslında başbu darbeci, darbe adam söylediği şu. 27 Mayıs askeri müdahalesi Cumhuriyet'in getirdiği siyasal sisteme vurulan... En büyük darbedir diyor tabii. İlk darbenin adıdır darbe, diyor. Adam son derece de darbeyle yani bir ama general... Ama anlatıyorlar biliyor musun? Bir general diyor kendini korumak için tabii böyle cümleleri genel söylüyor. Genel kurmay başkanlığı yapmış bir general diyor. Diyor ki kardeşim bu siyasal sisteme vurulan ilk darbedir diyor. Yani kelimeler ha bunlar niye yapılıyor? Şimdi AK Parti bütün Türkiye'de yeni bir aslında tırnak içinde söylüyorum reform kampanyası yapıyor. Ha bu nasıl oluyor? 18 yıldan sonra reform olur mu ya? Ya hani reform, ben iktidara gelsem hayır, reform yaparım da. Ben şimdi bir Ankara'ya dönmek istiyorum. Evet toparlayın. Çünkü Sayın Baba'ya da reform, söz vereceğim. Tırnak içinde reform. Evet. Yani reformu böyle yapıyor. Çünkü aşı bulamıyor kardeşim. Tamam, aşı, o yüzden, aşı üçüncü bölümde konuşacağız. Aşı mi? Bulamıyor. Tamam. Başörtüsüne ihtiyacı var. Ekonomide problemleri çözemiyor. Darbeye o yüzden darbe girişimlerine, darbe söylentilerine ihtiyacı var. Yani bütün bunları... Dolayısıyla bir araya getirdiğiniz zaman başka türlüsünü düşünmek mümkün değil. Evet. Sayın Balbay, bu sistematik linç AKP'nin artık kültürü haline geldi diyebilir miyiz? Buyurun söz sizin. Teşekkür ediyorum. Şimdi ikinci bölümde ben başında konuştum ama sonrasında dört konuyu tartıştınız. Her biriyle ilgili benim de söylemek buyurun, istediklerim buyurun. Var ama hani sizin konuştuğunuz konular... Sırasıyla satır başlarıyla vurgulamak istiyorum. Şimdi birincisi yargıyla ilgili
Türkiye'nin bugün geldiği durumun fotoğrafı şu aslında. Bir yargıç FETÖ'den aranıyor. Yurt dışına çıkmak üzereyken sınırda yakalanıyor. Hapse konacağına kürsüye konuyor. Tekrar hakimlik yap deniyor ve o hakimin önüne Kemal Kılıçdaroğlu'nun davası konuyor. Türkiye'de yargının bugün geldiği durumu gösteren en iyi durum bu bence. Sadece hani fikri sahaların kaygılarını dile getirdiği durum bir parçası, bir kuşkuyu dile getiriyor. Ama düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Sınırda yakalanıyor bir FETÖ zanlısı diyelim ya da FETÖ'den soruşturulan kişi, meslekten ihraç edilmiş. Ama getiriliyor, mesleğe dönüyor, hapse konacağına kürsüye konuyor. Ve önüne de Kılıçdaroğlu ile ilgili Erdoğanlaştığı tazminat davası konuyor. Skandal. Ya bundan öte yargının içinde bulunduğu rezaleti anlatan başka bir şey olamaz bence. Yani budur yargının içinde bulunduğu durum. Evet. Şimdi bir dakika. Geçmişte yaşanan hani Ergenekon davaları vesaireleri hani onlara girsek çıkamayız. Ama bugün sıcak olarak yani şu anda devam etmekte olan bir davadan söz ediyorum yani. Bu bir. İki, tabii başörtüsü, türban çok konuştuk bunları. Yakın geçmişte çok konuştuk. Benim gördüğüm şu, bu konu yakın geçmişte çok sıcak bir sorundu. Bugün de geldiğimiz noktada sıcak bir çözüm. Toplum, öğrenciler, gençler, herkes bu birbiriyle yaşamaya bir anlamda başladı. Ben bunu kitap fuarlarında görüyorum. O çok özlediğim kitap fuarlarında her dört kadın okuyucumdan biri türbanlıydı, başörtülüydü. Her biriyle selfie çektirdik, konuştuk, telefonlarımızı aldık, verdik. Yani Türkiye bu konuyu hakikaten şu anda hani soğudu, geçmişte kaldı diyemiyorum. Sıcak bir çözüm artık bu konu. Ama eğer kadını konuşacaksak, bugün Türkiye'de çok öteden söz etmiyorum. Bir hafta önce arkadaşlar, biz geçen hafta kadın cinayetlerini konuştuk, anımsayın. Çünkü yeni yıla girerken bir günde dört kadın öldürüldü. Ben bu konularda Erdoğan'ın kadın cinayetleriyle ilgili en son ne zaman konuştuğunu arama motorundan baktım. 29 Ağustos 2019. Bence idam edilmeli demiş. Ne çözüm var içinde, ne kadınlara yönelik böyle hani kabul edemez bir durum var. Bunu söylemiş en son. Hakkını yemeyelim. Emine Erdoğan da 7 gün önce işte her kadın cinayeti yüreğimi parçalıyor demiş. Üzüntüsünü dile getirmiş. Şimdi kadının başı kesilirken tık yok. Kadının başörtüsünde kızılca kıyamet. Evet. Kadınla ilgili geldiğimiz tablonun özeti de bu. Bugün Türkiye'deki toplam mülkiyetin %90'ı erkeklerin, %10'u kadınların üzerine. Bugün meslek gruplarından öğretmenlerin %60'ı kadın ama yöneticilerin %7'si kadın. Çok ciddi sorunları var kadınların. Ama kadınlar bu gidişe karşı çıkıyor. Direniyor. Direndiği için bu cinayetler ne yazık ki direncin bir yansıması olarak ortaya çıkıyor. Sayın Balbay, şimdi diğer konularla ilgili yorumlarınızı almaya devam edeceğim. Ama müsaade ederseniz reklam arasını vermek durumundayım. Bir şey yönetmenim birkaç uyarı yaptı. Tam uyardı ama sonra şey kaldığımız var. Yerden bir şey devam var, edeceğiz. Bir şey var. Onu söylemenin, bakın altyazı geçiyor. Şu anda Amerika'da darbe gibi bir şey oluyor. Dur, Washington, şimdi bir ara verelim. Çok müthiş. Yani Washington'da tamam. Sokağa çıkma yasağı var. Silahlı kişiler Biden'ın başkanlığının ilan edilme toplantısını basmaya çalışıyorlar. Meclisin kapısına kilit vuruluyor. Senatörler, milletvekilleri koruma altında. Bu konuyu yani, konuşuruz, bakarız arada da ama bu bizim reklam arası vermeyeceğimiz anlamına gelmez. Ama sıcacık bir gelişme. Bunun üzerine hemen yorumumuzu da yaparız. Buyurun. Değerli izleyiciler, ikinci bölümün sonunda Amerika'dan çok sıcak gelişmeler olduğunu öğrendik. Sevgili Can Ataklı uyardı, dedi Amerika karıştı. Neler oluyor, neler bitiyor? Evet, Trump bugün Amerika'da bir miting düzenliyor ve orada seçim sonuçlarını kabul etmediğini açıklıyor. Ve Trump taraftarları kongre binasını bir anlamda basıyor.
Ve şu anda sanırım Washington DC'de olaylar biraz karışmış gözüküyor. Hemen Amerika'da Vural Cengiz'e bağlanacağız ve kendisi bize neler olup bittiğini özetleyecek. Evet Sayın Cengiz, bir söyler misiniz? Trump kabul etmiyor seçimleri, taraftarları kongre binasını basıyor. Nereye gidecek bu iş? Önce izninizle bir merhaba diyeyim herkese, Can Bey'e, size ve Mehmet Bey'e. Dinleyicilerimize de kılık kıyafetim için de özür dilerim. Çok ani oldu. Çünkü televizyonun karşısında izlemekten başka sabah 7'de dersim vardı. Erken kalkmıştım. Kabul edilemez bir duruma geldi Amerika'daki durum. Yani bir adamın deliliğinin buralara geleceğini biz bu kadar, ben gerçi en son programda söyledim. Yani hiç kimse Ocak ayında Trump'ın böyle normal bir şekilde işi görevi bırakıp gideceğini düşünmesin. Bakın Amerika'da iki farklı, aynı Türkiye gibi düşün. İki farklı grup insanın gözünün önünde iki farklı dünya var. Nasıl ki Türkiye'de birileri işte kefen giyerim, ölürüm, biterim derken diğer insanlar, emekçi kesim çok eleştirel bazı olaylara bakıyor. Amerika'da da demokratlar tamamen demokratik olarak bir seçimin peşinden giderek burada 200 yıllık, 200 küsür yıllık Amerikan demokrasisinin ve oluşmuş olan buradaki bütün demokratik disiplinleri ve demokratik kurumları da dikkate alarak demokratik olarak bir seçimin sonunda seçilen adamın başkan olmasını beklerken Trump'ın ve onun taraftarlarının gözünün önünde bambaşka bir dünya var. Trump'ın çok farklı şeyler yaptığını... Evet, şu anda ekrana canlı görüntüler geliyor değerli izleyiciler. Trump taraftarları seçim sonuçlarını kabul etmediğini bir kez daha ilan eden Trump'ın konuşması sonrasında Washington DC'de, başkentte bir gösteri yapıyorlar. Hatta gösterinin ötesinde kongre binasını bastıkları yönünde haberler var. Ve yine an itibariyle Washington'da sokağa çıkma yasağı da ilan edilmiş durumda. Evet. Evet. Şimdi olaylar buraya kadar tabii geleceğini ben de tahmin edemedim. Yani benim şeyim şuydu, hani her türlü yolu deneyecek kalabilmek için. Fakat sonuçta basın tamamen bu seçimin sonuçlarını duyurmuş ve kabul etmiş durumda. Yani bunlar bakın satın alınan basın değil ya da taraftar basın değil. Amerika'daki tüm basın, buna Fox kanalı da dahildir. Yani Amerika'da Fox Trump'ın kanalı, yani Türkiye'dekinden farklı bir durum var. Evet, cumhuriyetçilerin. Onlar da dahil, yani onlar sürekli gerçi bu yayınları veriyorlar. Trump'ın düşüncelerini söylüyorlar ama yani bakın herkes Türkiye'de bu şeyde, özür dilerim, Amerika'da halk Trump taraftarı, bu deliler diyeceğim, çok özür dilerim ama yani deliliktir bu. Yani kalkıp Temsilciler Meclisi'ni basmak, senatoda bir takım olaylar yapmak, yani bir bakıma burada gizli bir sanki darbe yapılıyor şu anda Amerikan demokrasisine karşı. Her türlü mahkemeye gitti Trump, her türlü mahkemede dava açtı, her türlü mahkemede şikayet etti ve oyların çalındığını, işte eski CIA yetkilileri çıktılar dediler, biz oyların hepsini takip ettik, sahtekarlık var dediler, bilmem ne, hepsi izlendi. Bütün mahkemeler Trump aleyhine karar verdiler. Dediler ki bir sahtekarlık yok, bir yanlış yapma işlemi yok. Bu dürüst bir seçimdir. Ortada olan bir seçimdi ama geçen seçimde ortadaydı. Orada diyelim Trump hangi şartlarda kazandıysa seçimi, bu sefer de kaybetti. Ve bunu kabul etmek istemiyorlar. Yani... Burada Trump'ın, yani bakın bu narsizme kadar gider. Yani bir insanın kendisinin çok güçlü olduğunu düşünmesi ve dünyanın en büyük insanı ya da en akıllı insanı ya da en fazla başarılı olan lideri olduğunu düşünmesi ve bunun sonucunda da söylediği ya da kendi karar verdiği her şeyi toplumun kabul etmesini beklemesi bence normal bir akıl hali değil. Yani bugün yaşanan, şu gün yaşanan, bu tarihi bir yere yazalım, Amerikan demokrasisi için bir utançtır. Bütün dünyaya demokrasi götürme savıyla ortaya çıkan, bütün dünyayı kasıp kavuran, bütün dünyaya savaşı tattıran, yüz binlerce insanı bombalayan, demokrasi lehtarlığı diye ya da demokrasi meleği diye ortaya çıkıyorum diyen ülkenin haline bakın.
Sayın Cengiz, bir de bu başkan yardımcısı Mike Pence ile ilgili haberler geçiyor ajanslar. Evet. Kendisi bu binanın içindeymiş ve tahliye edilmiş öğrenebildiğim kadarıyla. Evet. Ve kendisi yine kongredeki seçimlerin tescili durumu için tek taraflı davranma yetkim yok mesajı vermiş sanırım. Pence'in üzerinde Trump bir baskı oluşturmaya çalışıyor ve buna rağmen Pence hani ben anayasayı desteklemeye ve savunmaya yönelik ettiğim yemine sadık kalacağım şeklinde bir hani Trump'a karşı neredeyse bir açıklaması var diyebilir miyiz? Kesinlikle, kesinlikle. Bakın bu kişisel bir problem. Bu adam yani kişi Trump'ın olarak Trump'ın başkan problem. Yardımcısı evet. bile seçimi kaybettiğini evet. kabul evet. ediyor aslında. Evet, evet. Tamam. Evet, bakın bugün ben dersimde öğrencilerime de söyledim. Yüksek lisans öğrencileri var, lisans öğrencileri var. Onlara söyledim. Yani onlara söylediğim şuydu. Bir insan lider olarak ortaya çıkıp bunun adı Putin de olsa, Trump da olsa, işte ismini söylemek istemediğim üçüncü yani sizin şeyiniz açısından bunu söylüyorum. Sizin kanalınızı açık tutmak açısından söylüyorum. Yani bunun adı kim olursa olsun, ne olursa olsun. Bir insanın ortaya çıkıp hukuk benim, kanun benim, söz benim, ben ne dersem o olur demesi ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şu görüntülere bakın. Bu ülkede zamanında Vietnam Savaşı aleyhtarlığı bu tür şeyler yapıldı. Zamanında demokrasi için bunlar yapıldı. Ama Trump'ın bildiği bir konu var. Amerika'da halk kızgın. Amerika'da halkın kızgın olmasının nedeni Amerika'da ekonomik şartlar ve insanların geçimi çok zor durumda. Yani artık Amerika'da gerçekten yoksulluk sınırı altında yaşayan geniş bir kesim var. Ve böyle bir ortamdaki bir ülkede insanların çabuk kızacağını, sinirleneceğini biliyor. Başkan olarak bu ekonomik şartları dar gelirliler lehine değiştireceğine, daha iyi bir toplum yaratacağına, daha fakirlerin fakirlikten kurtulacağı bir ülke haline getireceğine, tam tersine bir tek yasa çıkardı vergiler konusunda zenginlerin vergilerini azalttı. Yani böyle bir başkanlık döneminden sonra insanlar aptal değil, insanlar aç olan insan, bakın dini de kullansanız, siz değişik sosyal düşünceleri de kullansanız, neyi kullanırsanız kullanın. İnsanların karnı açsa, eğer eve ekmek götürebilmek için arabasının lastiğini değiştiremiyorsa, insanlar zor durumdaysa, Las Vegas gibi bir kentte mesela işsizlik oranı %30'lara dayandı. Yani böyle kötü ekonomik şartlarda insanların kızacağını ve sokağa döküleceğini biliyor. Ama dediğim gibi diğer toplumlardaki gibi insanların %50'si... Peki Sayın Cengiz, bu iş nereye evet. varır? Son olarak onu da sizden alayım. Tahmininiz ne? Yani bu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu iş böyle hemen kapatılır mı yoksa daha biraz uzar mı? Bence olacak olan şu, bence çok büyük bir çoğunluk hem Temsilciler Meclisi'nde hem Senato'da üyelerin, seçilmiş insanların çok büyük bir çoğunluğu partiler arası bir ayrım olmadan, yani iki partinin seçilmiş liderleri bir araya gelerek Trump'a karşı bir deklarasyon yayınlayacaklar. Hı. Cumhuriyetçi Parti'nin insanları bunu yapacaklar. Evet. Ve Trump'ı çekiştire zorla o başkanlık sarayından çıkartıp dışarı atacaklar. Yani bunun başka yolu yok. Bakın demokrasiler çok güzeldir. Ben Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde de biz bunu böyle öğrendik. Şöyle söyleyeceğim size. Demokrasi, lafı çok etmek ya da seçimle geldiğini söylemek demokrat olmak için yeterli değil. Önce muhalefetin şartlarına, muhalefetin haklarına ve muhalefetin kazandığı seçime saygılı olmak zorundasınız. Evet. Onun antidemokratik olduğunu bütün dünya değil, Amerika'daki bütün düşünce kuruluşları da aklı çalışan, kafası çalışan herkes biliyor. Kolundan tutup zorla onu başkanlığa evet. Peki başka Sayın Cengiz, çok, çok çok teşekkür ediyoruz. Rica hem sıcak efendim. Gelişmeleri bize Amerika'dan aktardığınız için hem de verdiğiniz yanıt ve yorumlarda çok anlamlı mesajları da barındırdığınız, kattığınız için.
Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Rica ederim. Gününüz güzel olsun. İyi bir hafta olsun. Teşekkürler. Dilerim iyi şeyler olur. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Evet, ben Ankara'ya döneceğim. Sayın Balbay, sizde kalmıştık. Dilerseniz bu Amerika'yı da bir konuşalım. Sonra söylemek istediklerinizle devam edelim. Buyurun. Şimdi tabii Sedef Hanım, aslında fırsat olsaydı ben Sayın Cengiz'e bir soru soracaktım ama bunu kamuoyuyla paylaşmış olayım. Benim de gördüğüm son dakika haberleri içinde artı birkaç gün önceki Amerika'daki haberlerin arasında şu vardı. Trump bir silahlı yapıya dayanıyor. Yani azdır sayısı çoktur hani belli değil ama işte ben başkanlığım döneminde Amerikan yönetimi içindeki kimi hani silahlı kuvvetler üzerinde de etkisi olan kesimlere iyi para verdim, iyi destek verdim. Onlar buna izin vermeyecektir gibi değerlendirmeler yaptığı söyleniyordu. Hakikaten Sayın Cengiz'in söylediği gibi hani bu sadece Amerikan demokrasisi olayı değil. Hani Amerika'nın nereye ne kadar demokrasi götürdüğünü de ayrıca tabii tartışırız. Onlar ayrı konu ama Amerika'nın bugüne kadar övündüğü bir şey vardı. Bizim bundan 50 yıl sonra dahi seçimlerin ne zaman olacağı ve yeni başkanın ne zaman göreve başlayacağı bellidir. Allah korusun başkan ölürse yerine kimin geçeceği, onun da başına bir şey gelirse hemen seçimin yenilenmeyeceği, yüksek mahkemenin o seçime kadar bir kişiyi atayacağı bizim kurallarımız arasındadır. Yani buna inanırlardı. Seçimle gelen seçimle gider, arada ölümler, Nixon gibi hani görevden almalar olsa bile yüksek mahkemeyle bu iş devam eder şeklindeydi. Bunun da çöktüğünü, şu an daha doğrusu çöktüğünü demeyelim de yara aldığını görüyoruz. Aslında bu dünya demokrasisinin bence bir yarası. Sadece Amerika'ya özgü bir durum değil. Bugün Fransa'da da İngiltere'de de böyle popülist liderler, hani kurallardan çok hani kişisel popülariteyi öne çıkartan liderler ile karşı karşıyayız. Belki biz de bundan bir miktar payımızı alıyoruz. Sayın Balbay, kötü örnek olur mu? Yani seçimle gelen seçimle gitmem anlamında kötü örnek olur mu? Şimdi maalesef hani böyle hani ocaktan başa konusuna girmeye çalıştıkça ona girmeyelim dediğiniz zaman şöyle bir sağlıklı örnek vereyim. Nezle de bulaşıcı, daha doğrusu kötü şeyler de bulaşıcıdır, iyi şeyler de bulaşıcıdır. Biliyorsunuz iyimserlik de bulaşıcıdır, kötümserlik de bulaşıcıdır. O yüzden maalesef bulaşıcı olabiliyor. Aslında bu bölümde süremiz çok fazla değil galiba ama evet. Ben biraz önce darbe iddialarını vesaire onları konuştuk. Ama şu anda Amerika'daki benzer bir tabloyla karşı karşıyayız. Aslında bütün dünyada ortak değer şu olmalı. İktidarlar oyu halktan, meşruiyeti hukuktan alır. Bunun dışına çıkıldığı an orada da demokrasi rayından çıkar. Hani ne yazık ki bizde de hani ben Amerika'yı kenara bıraktım. Bir iki dakika Türkiye'deki durumla ilgili düşüncelerimi paylaşmam gerekirse hakikaten hani Can Ataklı, Fikri Sağlar ve İlker Başbuğ'la ilgili üçünü birleştirip yani utanmasalar terör örgütü ilan edecekler. Üçü bir araya geldi ve örgüt kurdu diye. Yine de akıllarına getirmiş olmayayım. Getirmeyin. Bir ilde böyle bir hani suç duyurusunda bulunma iddiası hakikaten hani darbe iddialarının tam tersi bir durumla karşı karşıyayız. Son olarak da şunu vurgulayayım. İlker Başbuğ'un altını çizdiği yeni bir tartışma konusunda başlatmayalım ama bugüne kadar benim okuduğum 1960'la ilgili, 60 darbesiyle ilgili sağdan soldan yani sağduyulu bütün kitaplar hani seçime hep gönderme yapmışlardır. İlker Başbuğ da oralardan almış benim anladığım kadarıyla darbeyi karşı olduğunu, ilk kez yapıldığı için de sonrakileri de etkilediğini söylüyor. Artı bunun hani hakikaten seçim olsaydı da bu olmazdı diyor. Bu zaten çok sık tartışılmıştır. Ama buradan suni bir hani darbe tartışması üretip 2021'i daha da gelecekler. Burada hepimizin
Evet. Herkese sorumluluk düşüyor. Yani ilk bölümde söylediğim gibi, yani bu gidişe dur demek mümkün. Benim son sözüm de şu olsun. Diktatörlük bir kişinin milyonlarca kişiye hükmetmesi değildir. Evet. Milyonlarca kişinin bir kişinin dayatmasını kabul etmesidir. O zaman bunu tersine çevirmek lazım. Evet. Kabul etmemek lazım. Evet, ben böyle bir yola girebiliriz. Türkiye'de hani yarından toplumsal çıkışta bir yere varacağız demiyorum ama Türkiye ne olursa olsun bir kişinin milyonlara hükmedeceği bir ülke değil. Peki, çok güzel. Sayın Ataklı. Amerika için mi? Şimdi artık bitirelim. Evet. Yani şey mi? Yani evet, çok ilginç bir rastlantı oldu. Narsizm dedi. Bakın enteresan. Bu narsizm hem o kişiye zarar, hem çevresine zarar, hem de yaşadığı bütün o aslında topluma zarar olabiliyor. Tarihte de bunun pek çok örneği var. Çok güzel anlattınız. Teşekkür ediyoruz. Şimdi bak, çok enteresan bir şey oldu. Yani ilk defa Amerika'da seçimle gitmek istemiyor hala. Ve işte bugünkü anladığım kadarıyla son vuruşu yaptı. Bundan sonra bir kalmadı. Çünkü Temsilciler Meclisi şeyi onaylayacak. Yani Pence de şey oldu. Tabii bu şunu gösteriyor. Bakın, Amerika'da başkan, ben şöyle düşünüyorum. Yani Trump'ın oyları belki daha fazlaydı. Ama Amerika'daki ve dünya düzeni, dünya demokratik düzeni... Yok, değildi. Bu sefer Trump'ın oyları daha fazla değildi. Çok az gene. Yani yok, bir ihtimal yok, mi? Hayır, hayır. Trump'ın oyları daha fazla değildi ve yani ilk Biden tahmin edenin aksine oy farkıyla İyi kazandı. Aldı. Ama evet. Şu öyle ya da böyle Trump 4 yıl sonunda demokrasiye bir kaza verdirtmeden tasfiye edildi. Böyle bir kiraz çekirdeği gibi tıp diye atıldı. Bunu bütün dünyanın da onayıyla oldu bence bu. Yani herkes Trump'tan kurtulmak istedi. Kesinlikle. Avrupa Birliği tabii, dünyanın derken. Tabii. Ha, Çin'i bilmem mesela. Belki Çin'in hoşuna gitmiştir, gitmemiştir. Rusya. Onlar mutlu farklı. Olmamıştır. Hayır, olur olmaz. Onlar farklı yani. Onların çıkar grubu farklı. Biz buradayız. Yani bizim çıkar grubumuz başka. Onun için yani böyle bir olay yaşanması bile bence Trump'ın başkanlığın devredilmesinden sonraki hayatını çok riske atıyor. Çünkü zaten çok sayıda vergiyle ilgili mahkemeye davet edilecek deniyor ki Amerika'da biliyorsunuz Al Capone'u bile cinayetten değil, yani yargıdan, Trump'ın, şeyde vergiden attılar içeri ömür boyu. Trump'ın bırakın hani bu seçimin iptal edilip başkan kalmasını... Muhtemelen yargılanacağı evet, günleri esas, pek işte yakında onun için göreceğiz. Demir teslim günü yurt dışında olacak onu, lafları onu var. Bir golf turnuvası evet. için falan bir yere evet. gidecek diye. Buyurun. Şimdi Amerika işini halleder. Yani işte orada işte. Kolundan tutup Beyaz Saray'dan çıkarmayı bilecektir. Ya bir şey söylemek istiyorum. Bu çok önemli. Çok önemsiyorum çünkü. Yani ne olur Allah rızası için bu ülkeyi yönetenlerden birisi çıksın. Desin ki kardeşim, Çin'den şu kadar aşı anlaşması yaptık. Moderna'dan şunu yaptık. BioNTech'ten şunu yaptık. AstraZeneca'dan şunu yaptık. Ya bunu deyin Allah aşkına. Yani hakikaten ne olacağım bilmiyoruz. Hollanda Başbakanı Rutte'nin şeyi var. Açıklaması var. İki hafta geç girmişler Avrupa Birliği şeylerine. Arkadaşlar bir yazabilir miyiz artık? Aşı nerede? Yani aşıyı bekliyoruz. Ya. Adam çıkmış başbakan diyor ki kardeşim iki hafta geç başladığımız için evet, gerçekten çok kötü durumdayım ve özür diliyorum diyor. Aynen. Demokratik ve hesap verilebilir devlet budur. Ya bunu verin ne olur yani. Amerika görüntülerini alabilirsiniz. Şimdi Türkiye'de bu aşı meselesiyle ilgili gerçekten sorulması gereken soruları biz sormaya devam edeceğiz. Şimdi bakın aşıyla ilgili 11 Aralık'ta gelinecek dendi. Ben geçen hafta programda, yani yılbaşı öncesi programda dedim ki 11 Aralık'ta geleceği söylenmişti. Aradan geçti 20 gün. Tam bir ay oluyor şimdi. Her gün 200-250 kişi yaşamını kaybediyor. Bakın bugün açıklanan vefat sayısı Türkiye genelinde 191. O turkuaz tabloda açıklanan ölü sayısı 191. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açıkladığı bulaşıcı hastalıktan dolayı vefat eden kişi sayısı 87. Yani çıkardığınız zaman İstanbul'da 87 kişi ölüyor ve bunun dışında tüm Türkiye genelinde sadece 104 kişi mi ölüyor? Yani Sayın Fahrettin Koca, tekrar ediyoruz. Lütfen ama lütfen gerçek,
ölü sayılarını açıklayınız. Gerçek vaka sayılarını açıklayınız. Şimdi bir araştırma yapılmış ve dünyada COVID'le ilgili, bakın COVID'le ilgili bütün dünyada yüzden fazla ülke içinde şeffaflık konusunda araştırmada en az şeffaf olan son 3 ülkeden biri Türkiye. Bakın 100 ülkenin içinde 97. sıradayız. 97. sıradayız. Bizden sonraki ülkeler Türkmenistan, Kuzey Kore. Yani dünya artık anlamış durumda ki COVID ile ilgili veriler, resmi olarak açıklanan veriler gerçeği yansıtmıyor. Bakın söz konusu olan insan hayatı. Lütfen tüm Türkiye kamuoyu adına artık yalvarıyoruz. Gerçek vaka sayılarını, ölü sayılarını açıklayınız ki ezan herkes susmaz. Ciddi bir şekilde bununla mücadele etme gayretini göstersin. Verileri saklayarak biz gerçek bir mücadele sergileyemeyiz. Yine bakın bugün ayın kaçı oldu? 6'sı mı? 6 Ocak. Giriyoruz. Yani 11'den bugüne 26 gün, 27 gün neredeyse bir ay geçti. Yani 6.000, 7.000 kişi bu bir ayda aşı geciktiği için yaşamını kaybetti. En azından çıkın bir özür dileyin. Evet. Gönül isterdi ki böyle bitirmeyelim. Gönül isterdi ki aşı gelmiş olsun. Hatta farklı aşılar gelmiş olsun. Çoktan Türkiye'de insanlar aşılanmaya başlasın. Vaka sayıları, ölü sayıları azalsın. Ve bizi yönetenler artık gerçekle kucaklaşsın. Ve kamuoyunu aldatmaktan vazgeçsin. Evet değerli izleyiciler, bu akşamlık da bu kadar. Haftaya çarşamba saat 21'de aynı gün ve saatte görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.